Sports. Ayı gibi iyi maçın uzun bir aradan sonra yeni bölümü. Kaçıncı bölüm? Yayında 6 herhalde. Cumhuriyetimiz 100. yılı kutlu olsun. Bugün 29 Ekim 2023. Agim'in 100. bölümü de denk geldi. Nasıl evet. Olduysa. 100. yılda 100. bölüm abi. Agim 100 bölüm gördü. Neredeyse aynen öyle geçiyordu. Yeni Sahra'da Erenköy. Erenköy Spor Anadolu Üsküdar maçı var. Şimdi Erenköy tam ismi neydi? Sonra Erenköy Acar. Erenköy Acar. Bizim Serkan Akkoyun'un da içinde olduğu bir kulüp. Oradaki evet. Teknik kadroda kendisi. Serkan bizi davet etti. O bizi davet etti. Onun yanına gideceğiz. Sonrasında ise müthiş bir sürprizimiz var. Serkan bizi davet ediyor. Maça giremiyormuşuz. Serkan bizi inşallah maça çıkacağız. Bir dakika o konuyu da konuşacağız bu arada. Geçen maç ona gireceğiz. Öyle. Şimdi Serkan'ın yanına gideceğiz. Sonra Serkan'ın yanına çıkıyoruz. Fevzi ve Füze bize bugün barbekü yapacak. Izgara yapacağız. Onların terasına gidiyoruz. Bugün aslında acayip bir bölüm olacak. Acayip bölüm maça olacak. Gideceğiz. Çok uzun bir maç olmaz gibi ama akşam bomba. Dönüşte, yani dönüş bomba olacak. Füze ile Fevzi Usta bize ızgara ve cızgara. Barbekü, mangal gibilerinden bir güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz orada beraber. Ama bugün az önce de Veli söyledi 29 Ekim. Bakalım sokakta orada burada kutlamasa. Büyük coşku var. Zaten şeyde onları da yansıtacağız köprüde. Boğaz'da bir gösteri olacak. Uçaklar, gemiler, uçaklar. Uçaklar Agim gibilerinden. Oradan buradan. İnanılmaz bir bölüm sizleri bekliyor. Hadi gelin. Hadi abi. Toplu nerede oğlum? Evet yine aynı yerdeyiz. Bugün biraz trafik var. Tophane metrosundayım. Şey bugün 29 Ekim. Dışarıda insan yığını var. Bir de hava da çok hava iyi. Çok güzel biliyorsun. Şimdi geçen hafta biliyorsun bizi stada almadılar. Evet. Burada her şeyi o şekilde var. Anlıyorum sizi hani ama şurada durursun telefonla birbirini çekersin orada problem yok. Ama çekim profesyonel. Şimdi onun üstüne biz bir yaygara yaptık. Haklı olarak haklıydık bence. Sonra da tweet attık. Bana 2 gün sonra Spor Bakanlığı'ndan ulaştılar. Ne? Biliyorsun saf yapmak. dediler ki oradan bir bakanın danışmanı. Yani şöyle bir konuşma oldu aramızda. Maçlarla ilgili özellikle canlı yayınla ilgili bazı yasaklar var. Canlı yayın yayınlamak izinsiz gizli falan filan. Bunlarla ilgili bazı izinler var. Fakat oradaki arkadaşımız şeydeki Bayrampaşa'daki asıl problemi şurada yaptı. Hani bizi dinlemedi ya. Evet. Yani o zaten bakanın danışmanı o direkt blok koydu. Ha bakanın danışmanı yasak kardeşim. Evet, bu kadar evet. Yani. Bakanın danışmanı bana dedi ki biz dedi sizin yaptığınız programa dedi keşke biz de amatör kümeler için böyle şeyler yapsak diye bakıyoruz dedi. O yüzden dedi sizin engellenmeniz bizim için zaten ekstra çok kötü. Evet, şey dedi. Ben onları anlattım zaten. Ha sizin dedi maçlara gidip yani çekim yapmanızda bir problem yok. Çünkü dedi zaten dediğim gibi canlı yayında bir şey çekmiyor. Fakat bunun için bazı ticari olaylarda izinler alınması gerekiyor doğal olarak. Biz bunları söyledik zaten o günde. Bakanlıktan bize gelen dönüşte bundan sonra bir problem bu konu özelinde bir problem yaşamayacağımıza bunun dair. Bunun taahhütünü aldık mı? Evet yani onların genel olarak ya tabii ki problemler yaşanabilir. Ama şunu öğrenmiş olduk bakanlıktan. Siz yanlış bir şey yapmıyorsunuz. Yasak olan bir şey de yapmıyorsunuz. Bizim oradaki düşüncemiz de doğruymuş. Tabii biz her türlü yine gittiğimiz statlarda insanlardan izin alıp, oradaki yetkililerden izin alıp her zaman olduğu aynen. Gibi, neyse. Aynen. Araba değişikliği yaptık. Dur oğlum bir deneyim ama. Var mı daha söyleyeceğim bir şey? Çok sıkıcı konu ya. Ama mecbur millet merak ediyor. Bürokrasi falan ne çok yapayım? Sevmediğim şeyler. Merak ediyor. Geçen bölüm bunun yaygarası yapıyor. Aynen. Konu buydu yani. Şey oldu. İşte canlı yayın olmadığı için serbestmiş yani, ama çekemedik. Bir tane oradaki adamın işgüzarlığı yüzünden falan filan. Özetle yaptığımız yanlış değil. Sağlık olsun ama çekebileceğiz bundan sonra. Bir problem yok. Aynen. Ama dediğim gibi çok, yok yanlış anlaşılmasın onu tekrar ediyorum. Tamam. İzin alarak her zaman çekiyoruz. O hiçbir zaman değişmeyecek. Yani stat'taki taraf şeylerden, görevlilerden. Evet. Bugün araba değişikliği yaptık. Kaç model bu? Bilmiyorum 2008 falan aynen. 2006 gibi 2008 gibi Clio'dayız şu bilmiyorum an. Bilmiyorum. Hayır abi 2014 falan bu. Hayır ya saçmalama. Hayır hayır yok yok. Yok yok o Mert? İş bilmiyor. Yok kanka yok öyle bir şey yok. Bu araba Max 2008 falan yani. Ama şeyi falan. Ne 2008'i ya? Max'ın Rusat'a dur. Tamam Rusat'a Max'ın. Tamam iddia girelim. 2013-14 falan bu ya. Tamam değilse. Dur ne değilse lan? 2014 Clio. Hangi araba namaz kılar? Bak biliyor kanka musun? 2014'ün kasası farklı. Biz şu an içinde bulunduğumuz araç bu değil. Tamam olsun. Olsun mu? Evet. Bu mu?
Hocam. Hah. Bu araç. Bir dakika, doblomuz gitti abi ya. Abi bizimki işte ondan bahsedeceğim. Konforsuzum. Onu anlatacağım. Şey soracağım. Sen bu adam nasıl dobluyu satar ya? Bırak spor bakanlığına. Şu an benim konforum yerinde değil. Benim seyahatlerde en dikkat ettiğim şeydir konfor. Sadece seyahat değil, her şeyde. Konfor çok önemli abi. Ben bir yere uçacaksam 40 dakika bile olsa bakarım böyle. Geniş koltuk, ön sıralar, yani ne var ne yok. 3 sıra fazla veririm. Veririm fazlasını, payını alırım, bacak bacak atarım, yatarım, giderim. Anladın mı? Business alamıyorsam. Evet. Abicim, yani yanlış anlama da Mert. Koltuğu öyle ittirmiş ki ama. Teşekkürler de, aynen. Dur boşver, özlenecek o bak 3 metre. Tabii sen ya. Şoförsün, sana bugünlük izin verelim. Yok. Ya yalnız şeyi söyleyeceğim, o konuyu oraya getireceğim. Doblo'nun keyfi başkaymış kardeşim. Başka abi. Her şeye önyargılı yaklaşmayın. Biz de yaptık bu hataları. Keyfini alınca vazgeçemiyorum. Doblo, yani benim huzurum kaçtı ya. Bir de şey bu, küçük araba bir de bu. Evet. Hani neyse, sağlık olsun, hayırlı uğurlu olsun. Güzel, güzel çeneye satmış. Kaç? 2023 alacağız da piyasada yok. 2023 Doblo, onu sende mi olacak? Biz de uçurur acı. Hızlıca. Olur mu? 2023 Doblo gelirse yayından akar spor. Çek. Şu şeyi çek, afiş çek. Bak. Alicem, 29 Ekim. Coşkusu. Bak. Yakın çek. Cumhuriyetimiz 100. Fena editler paylaştın sen bugün. Aynen, ondan bahsedecektim. O konuya geliyorum. Arttırma, vitesi arttır buraya. Ben bugün fark ettim. Sabahtan beri TikTok'tayım, Reels'tayım, Twitter'dayım, Instagram'dayım. Normalde böyle değil. Bugün bir şey fark ettim. Edit dünyasında bir çalkalanma var, bir yükselme var hocam. Ha. Cumhuriyet Bayramı editleri Kurtlar Vadisi seviyesine gelmeye yakın. Evet, şeyi koymuşlar hatta. Polat'tı, Ali, gördün mü onu? Kurtlar Vadisi. Şimdi biz o kadar çok karıştırmamalıyız. Şimdi edit dünyası bir numara Kurtlar Vadisi. Onları geçen yok, şimdi var mı? İki kategori var en iyi olanlar. Bir Kurtlar Vadisi, iki futbol editleri. Aynen. Bunlar çok üst seviyede. Diğerleri, çünkü based yani. Ha, based olduğu için, olduğundan dolayı diğerleri bunların altında kalır. Evet. Her zaman o bugün Atatürk editleri vallahi estirdi. Ben sabahtan beri bütün editçileri buradan tebrik ediyoruz. Burada bir alt bant geçin. En trend 2 nokta üst üste bütün editçileri tebrik ediyoruz. Editçileri tebrik ediyorum. En trend müzikler, en güzel geçişler. Evet. CapCut'lar, TikTok'lar, bayıldım. Şeyler, glitch'ler. Kardeşim yani yanlış anlamayın, 2023 yılında yaşıyoruz. Atatürk fotosu basket olmaz. Olmaz. Biraz çalışma lazım. Editçilere saygı duyun. Şimdi, editlere bakın. Yıllardır, ben şimdi bir tane açacağım şimdi sana. Yıllardır şey yapıyorsunuz. Yeter. Yeter. Bilinmeyen Atatürk fotoğrafı yazıyorsunuz Google'a. Yukarıya koyuyorlar, deniz üstü. Evet. Bir de o müziklerin çoğu patladı artık. Abi fotoğraf müzik bitti. Bak, mevzu burada. Karakteri yüksekti. Türk milleti çalışkandır. Müziğe bak. Türk milleti zekil. En büyük hayrandır. Kutlu olsun. Şunlar biraz abartı ama. Onu buralarda. Şunlar biraz abartı. Göreyim bakayım. Şu olay. Nerede o? O değil. Onları... Şu. Dur. Efe olarak doğdun, Ali olarak büyüdün, Polat olarak tarihe geçmişsin. Yani Kurtlar Vadisi'yle birleştirmeseniz daha iyi bunu. Şimdi ben gerçekten sabah çok iyi hissettim. 100. yıl özel bir durummuş. Doğru. Yani her Cumhuriyet Bayramı'nda bu kadar iyi hissetmiyordum, derinden hissettim. Bir milleti 100 yıl böyle güçlü şekilde ayakta kalması, bağımsızlığını yaşaması. Yani bunu hep konuşuyoruz. Gururlandırdı, gurur verici bir bunu şey. Bunu hep konuşuyoruz Veli, ne olursa olsun. Şu an dünyaya bak. Her yere bu arada. Sadece hani bugün olanlar değil, Filistin, İsrail meselesi de değil. Her yere bakalım. TC çatısı altı olayı mı? Yok abi o. Yani son 40 yıl, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte 80'lerden sonra son 40 yıl, 50 yıl etrafımıza bakalım. Bütün etrafımıza. Her yerde bir şey var. Aynen. Biz hani çok şükür bayağı uzak kalabildik. Çok daha güvenli kalabildik ama sen Mısır'dan sonra da bunu söylemiştin. TC çatısı altısı bambaşka abi. Bambaşka ama bambaşka. İşte burası şimdi çok şeye de girmeyelim. Olabilir. Ufak tefek iç dış. Ama şimdi burası da çok hani cazibe merkezi haline geldi. Çok fazla bu düzensiz göçmüş biliyorsun. Bu, aynen. Bu hani bu olacak şey değil. İnşallah bunlar da yoluna gider diye. Tüm bu iç sorunları kenara bırakıp hissettiklerimi söyledim. Doğru. 100. yılı bu şekilde evet. Yaşamak çok gurur verici bir şey. Onu doğru, hissettim yani. Doğru, katılıyorum sana. Şimdi neredeyiz? Fatih'teyiz. Lale'deyiz. Şu an Avrasya'ya gireceğiz. Sana ne anlatacağım? Buyur. Yıl 2018. Vespa'dayım. LX
150 hatırlayan vardır. Mavi. Estirdiğim günler. Tamam. Oradan oraya arı gibiyim. 40 dakikada gideceğim. Birinci köprüyü kullanmadım. Biraz trafik falan. Abi Avrasya'nın ağzına geldim. Girişine kadar geldim. Biraz böyle bekledim falan. Hop dediler. Motor yasak, buraya girmiyor. Ben orada çıldırdım. Duba yok. Duba yok. Bir yarrağım yok. Ben gidiyorum, yolumdayım. Arkadaş beni durduruyor kafasına göre. Çek plakamı da çek. Çek çek. Bunu da çeksene. Komutan çek, bunu da çek. Bir şey diyeceğim. Hocam. Adam şey dedi bana açıklama olarak. Basınç burası işte yer altı falan. Ha, anlatıyor. Falan filan. İnsanın orada yürümesi, işte dışarıda olamazsın, kask falan. Böyle dedim, herhalde kafası falan patlıyor orada yüreğinin, dışarıda kalan. Aynen. Bu sene açmışlar motora girip geçiş. Ne oğlum, biz gidiyoruz orada sağda 2-3 kişi çekirdek yere gidiyoruz. Kimsenin kafası da patlamadı abi. Onu görünce öldüm ya. Ha, efendim basınç falan öyle mi dedi? Ya işte polis açık diyor. Sen şimdi şu an kask içerisinde olduğun, dışarıda olduğun için arabanın içinde o yok ama falan böyle. Ha, doğru, alttan yukarı basınç patlıyor. Bir şeyler varmış yani, denizin içindesin. O zaman arabada cam açarsak da kafamız patlayamıyor. Kask takacağım, kask var mı? Boğazın altında düşüyor ya. Nasıl onlandır? Polis sene... 2. Polis 2. Niye açtın lan o zaman? Kanka çok... Biz bu zihniyetle çok kavga ediyoruz. Aynen öyle. Bu zihniyetle karşıyız. Ediyoruz. Çok fazla bilmediğin şey hakkında öyle yok. Adem tutmayın benim. Sen bunu yap. Sen yoluna bak. Güzel bir araba sürüş şeyi bize yaşat. Deneyim. Geliştirdi kendini. Benden sonra. Sen çok uyardın ama. Geliştirdim. Böyle sürme, böyle sürme. Aynen. Kaç dakika aldık? Yeni Sahra Stadı'na geldik. Stada geldik ama karşıda yok. Serkan. Ha, burada Serkan. Serkan Akbey bizi karşılıyor. Hoş geldiniz. Hocam Üsküdar Anadolu zaten çok eski Beykoz takımı. Tabii, Beykoz Spor'la da çekişmesi var mı hocam? Hayır, hayır, dostlar. Dost mu? Tabii dostlar. Aa, gol oldu. Çek çek. Öldüm ben. Daha kameramızı çeksene bana. Daha kameramızı sahaya kurmadan gol oldu. Anadolu Üsküdar 1-0 öne geçti. Daha 30. 40. saniye falan. Evet, maçın hemen çok başı. 1. dakika olmadı. Hocam Üsküdar Anadolu mu, Anadolu Üsküdar? Anadolu Üsküdar. Anadolu Üsküdar Beykoz'da kardeş. Ama iki tane farklı takım yok. Bu Anadolu Üsküdar. Öyle mi? Evet, Beykoz'da kardeş var. 1908. İkisi de 1908'de kurulmuştu. Bunlar biraz şeydir. Herkes bize karşı, biz tek, ikimiziz gibi. Böyle bir düşünce var. Benim mentalite. Aynen, güzel bir kafadalar Anadolu Üsküdar'da. Erenköy'de bizim Serkan'ın kulübü. Serkan da herhalde soyunma odasında. Serkan, Çağır şeyde, yedek kulübesine iniyormuş. Farioli gibi duruyor. Aynen öyle. Şimdi Serkan zaten çok bu konularda isteği vardı. Ben de biliyorum. Şimdi maç sonunda konuşuruz beraber. Erenköy'den başlamış. Hayırlı olsun. Aynen, bir yerden başlamış. Kardeşim, siz bu adam tahtaya bir şeyler çiziyor diyordunuz. Alın size tahta ha. Ya önemli olan şurada gerçekten sahaya inip. Aynen. Bu çünkü bu, burada sonuçta 20 futbolcu desen, işte 5 tane ekip, 10 tane yönetici. Burada bir 50 kişinin yönetim konusu var. Bayağı zor işler. Ben kendisine şimdi başarılar diliyorum. Yeni Sahra Spor Kulübü'nün başkanı var. Devre arasında bir onunla da küçük bir konuşacağız. Onunla da işte amatör kümeye dair istedikleri, istekleri varsa. Biz çünkü bizim program öyle bir işleri de görüyor ya. Evet. İnsanların ihtiyaçlarına yönelik. Ya hocam, bu insanlarla konuşan kimse yok. Evet. Ne yaptıkları gözükmüyor. Adam gerçekten çok istekli bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorsa da bunları anlatamıyor, gösteremiyor. Çünkü mecra yok. Bunları anlatabileceği bir platform yok. Amatör Futbol TV var ya Instagram ve YouTube'da. Evet. Mesela o insanlar çok kıymetli bir iş yapıyor yıllardır. Onları bunu analım. Şimdi programda onlar çok kıymetli işler yapıyor. Maçları gidiyorlar, çekiyorlar. Şu gözlüğü biraz versene. Emek veren çok fazla insan var. Hocam şimdi... gözlerim soğanı. Birazdan vereceğim. Değişmeli tamam. Kullanalım. Tamam. Şimdi biz kimse bir şey yapmıyor falan deyince o insanlar yanlış anlamasın. Tabii ki orada da büyük emek var. Sen izliyorsun mesela sürekli o Amatör Futbol TV kanalını. Evet. O da beni şey diyordu onu izlerken. Şurada bir 10 numara var falan diye. o kadar içindeydi o insanlara gerçekten şey saygı. Biz de aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz aslında. Biraz daha farklı şekilde. Ben şeyi anlamadım. Bugün 29 Ekim niye amatör maçlar devam? Takvim sıkışıklığı mı acaba? Öyle ya.
Yani ya da şey gibi mi bu? Zaten amatör ruh durmaz yani, resmi tatil bari maçlar oynansın bence diye. Bence güzel. Güzel mesela şeyle başladı. İstiklal Marşı okundu. İşte Filistin. Ay kararı eleştirmiyorum. Bence de güzel bir şey. Aynen, güzel olmuş yani. Niye ben de bilmiyorum. Afrika kökenli bir oyuncu var. Var mı? Evet. Amatörde biliyorsun kontenjan var. İki yabancı kontenjanı var galiba. O değişti yalnız. Artık olmuyor. Kaç kişi? Ya Türk vatandaşlığı vardır ya başka bir izni vardır. Artık olmuyor. Kaldı o. Çalışma izni varsa oynayabiliyor mu acaba? Yani bilmiyorum. Bir izni olması gerekiyor. Çalışma izni yetmiyor sanırım. Evet. Hemen gol oldu abi. Merhaba abi. Yani benim bildiğim uzun, ya kaldı o yasak. Bir sene tekrar geri geldim bilmiyorum. Amatör kümede yabancı işi yok artık. Siyahi 10 numara var. O zaman Türk vatandaşlığına olabilir. Geçmedi onu da, ya da belki çalışma izniyle olabiliyordur. Onu da sorarız. Detaylara hakim değiliz. Abi selamlar. Seni bir tanıyalım. Adım Şeref Uzun. Yeni Sahra Spor Kulüp Başkanı'yım. 25 yıldır da kulüp, futbol oynadığım kulüpte 25 yıldır başkanlık yapıyorum. Aynı zamanda Ataşehir Kulüpler Birliği'nde de başkan yardımcısıyım. Amatör ruhunu yaşayan bir kulübüz. Yani amatörü biz önce tesisleşme yönünde kurduk. Branşlarımızı ona göre düzenliyoruz. Önce kulüp dedik, sonra tesis dedik, ondan sonra futbolcu. Altyapımız var. Altyapımızda çalışan bir Altınordu Spor Kulübü var. Aşağı yukarı 200-250 öğrencisi var. Altay Spor Kulübü var. Aynı zamanda Yeni Sahra'nın pilot takımı kendisi. Onlardan seçtiğimiz topçularla kategorilere katılıyoruz. Burada sürekli yani bir antrenman döngüsü var. Tabii burada sürekli işte dediğim gibi cumartesi, pazar, maçlar. Sabah Altınordu 12'ye kadar, 12'den sonra federasyonun sürekli yüklendiği bir Anadolu, Kadıköy'de, Ataşehir'de sağ olmadığından buraya yükleniliyor. Sürekli burası dönüyor. Salı, perşembe günleri, çarşamba, cuma günü antrenmanlar var. Bu şekilde. Bu tesis aslında bayağı yaşıyor. Hafta içi antrenmanlar her branş için. Şimdi şöyle bir şey var. Biz baktığımız zaman burası böyle bu tarafta kilit sahalardan birisi stadyumlar. Evet, biliyorsunuz doğru. Stadyum sayısının az olması da bunda etken. Muhtemelen buradaki bakım vesaire onlar hep bir noktada problem yaratıyordur sizde. Bir de şeyi soracağım. Yani hem bu az saha olma sayısı meselesini hem de burada çevrede çok müthiş bir aslında çocuk potansiyeli var. Biraz ilk söylediğinizde paralel olarak. Şimdi çok güzel bir konuya değindin. Sebebine biz çocuklarla beraber haşır neşiriz. Niye? Ben aynı bu mahallede 10 yıl muhtarlık yaptım aynı zamanda. Tesis yönünden sıkıntı mı? Sıkıntı. Mesela bakın siz de burada gördüğünüz gibi aşağı yukarı Ataşehir'de 30'a yakın bir takım var. Kadıköy'de 20'ye yakın bir takım var. Yüklenen bir saha ama şöyle sahamız son zamanda belki Instagram'la da falan medyada duymuşsunuz. Bir yıkım olay vardı. Sahamız bir yola yürüyüş yolu veya araç yolu yapılacaktı. Biz de dedik ki yani burada sahamız yok. Neden yıkılıyor dedik. Ondan sonra sahayı onarım diye bir şey ayırdılar. Fakat kulüp olarak bize bilgi verilmiyor. Ne olacağını da söylenmiyor. Biz şu anda muhalefetteyiz yani. Şu anda tesisimiz yıkılacak mı, yıkılmayacak mı diye o yüzden bakım da yapamıyoruz. Bakın işte sağa solda gördüğünüz gibi acilen bakıma gireceğiz ama burada bakım var diyor. Büyükşehir önce yıkım dedi. Sonra bakıma çevirdi ama 50 yıllık bir kulübü mahtap alıp da ne yapılacağını, nasıl proje olduğunu hala bilmiyoruz. Bunun aynısı Beyoğlu'nda da yaşandı. Bu arazi kimin acaba? Bu arazi İstanbul Büyükşehir'in arazisi. Belediyenin. Belediyenin ve şeyi bitti mi? Kira süresi bitti mi? Şöyle biz erdimisil ödüyoruz. Taşını toprağını temizledik. Saha yaptık burayı. 84'ten beri Kadıköy Belediyesi Osmanlı'dan zamanında bize 5 yıllık süre verirdi. Sonra da Erzimisil'e çevirdiler bunu. Topraktı, halıya çevirdik. Bu evet. Bizim ikinci halımız. Ben hatırlıyorum. Aha. Tekrar halıya geçmesi gerekiyor. Fakat yani bize verin biz yapalım, bilgi veren yok. Siz ne yapacaksınız? Başlama gününü söyleyin, maçlar devam ediyor, bilgi veren yok. Yıkım var diyor. Yani ben de muharip değilim şimdi. Buradaki bu kadar çocuk var, sadece bunlar değil. Altınordu'nun 250, Altay'ın 200, Yeni Sahra'nın 200, aşağı yukarı. Bine yakın sahada kendi büyüğümüz, topçumuz var. Bize versin, bizim çünkü altyapımız sağlam. Biz altyapımızı yaparken burada drenaj borularımız sağlam koyduk. 150-200 tane kanal borumuz var. Bunun altında 200 kamyon mıcır var. Bizim altyapı sorunumuz yok. Biz halı eserip gideceğiz. Bir ay sonra yıkımın oldu mu ben ne yapacağım burada? Doğru. Sonuçta benim babam malı değil. Benim babam malı yukarıda ama ben gençliği çok seviyorum. Böyle bir belirsizlik var yani. Bakın ben amatör kulüpte aşağı yukarı 15 yıldır A takım çıkarmayan bir kulübüm. Sırf alttaki çocukları soğukladan alıp siz biliyorsun burası
her ilden gelen, evet, yani alt tabaka insanları, bunların kültür seviyesi, ben muhtarlıkta yaptığım zaman da bunlardan ücret alamazdım. Muhtarlık çünkü elinde ekmek parası almam, bana yakışmıyor. Almıyordum. Öyle bir muhtarlık yaptım. Ben şimdi şu buraya geliyor, başkanım top oynamak istiyorum, muhtarım top oynamak istiyor, buyur oynatıyorsun. Yani biz para için bu işi yapmadık ama yani bilmiyorum, sporu sevmek bu kadar dış taraftan şey mi görünüyor, yoksa biz mi çok seviyoruz veya işi bilmiyoruz anlamına geliyor bizim. Ben şimdi muhtarken burayı konuttan çıkardım. Konut yaptılar burayı. Yani ticari iş merkezi yaptılar burayı. Ben gittim o zamanlar buradan muhtarlık şeyimi kullanarak spor alanına çevirdim. Hmm. Fakat son gelen ilk bize bir proje veriyorlar. İki tane yol, biri yaya yürüyüşü, biri de araç yolu yürüyüşü. Sonra böyle bir yankı olunca işte tekrar şeye çevirdiler. Bakıma çevirdiler ama kardeşim şu var, yani biz 25 yıllık bu kulüp başkanıyız. Kazansam 10 milyar benim giderim 20 milyar fark etmez. Ben dışarıdaki iş adamlarından 5'er 3'er 5'er topluyorum. Çünkü reforma yapıyorum, reklamını koyuyorum, yürüyorum. Evet. Ama üzücü bir durum. Başkan eline ağzına sağlık. İlk yarı 2-1 bitti. Veli istiyorsan sen anlat. Ben hızlıca anlatayım çünkü Cihat şeylerle uğraşıyordu. Ya arkadaşlar şimdi biz evet geliyoruz, çekiyoruz. Aslında siz izlerken çok güzel gözüküyor da inanılmaz zor her şey. Yani burada sonuçta bu resmi bir maç. O yüzden izinlerin alınması gerekiyor. Onunla konuş, bununla konuş, hakemle, öbürü evet, falan tribüne git. Ben Cihat onları koşturmasını yapıyor. Ben de burada bir kahve içtim. Şimdi ben size anlatayım. Üsküdar çok hızlı golleri buldu. İlk 5 dakika 2-0 yaptı. Onları çekemedik maalesef. Kameramızı yeni yerleştirebildik. İzin durumlarından dolayı. Dediğim gibi çok fazla izin prosedürü var ama şu an evet, kameramız içeride ikinci arayı yani çok şükür hallettik. Daha güzel göreceğiz. Sonra 20. dakikalarda Erenköy, yani Serkanların takımı 2-1 yaptı. Son devre arası olacakken 44'te 45 gibi teke tek kaldı hocam bir dışarıda. Tartışmalı bir kırmızı kart oldu. Aynen. Yok, tartışmalı değil bence. Kesin kırmızı kesin. Üsküdar'lı oyuncu indirdi Erenköy'lü. Bence tartışmalı. Ama onun zaten yayını var, görürüz. Bakalım. Konuşacağız, biz izledik, tartışacağız. Çok netti ya. Konuşacağız, tartışacağız. Konuşacağız, tartışacağız, olay olacak. 2-1 şu an. İkinci yarı başladı değil mi? Evet, şu an 2-1 maç. İkinci yarı başladı ve Üsküdar 10 kişi. 10 kişi. Bu arada burada bir abi de şey dedi. Keşke dedi gol olsaydı da kırmızı görmeseydik. Doğru, dedi. Çok mantıklı. Bu yeni Sahra'nın başkanıyla, Şeref Başkan'la da bir abi herkes çok yaptık, dertli ya. Bir söyleşi yaptık. Bunları göstermek için aslında biz bu programı çekiyoruz. Evet. O da çok güzel şeyler söyledi. Çok önemli, kıymetli şeyler söyledi. Umarım onun mesajı da bu videoyla ulaşır yerine. Hocam bu konularda çok büyük dertler var. Yani evet, çünkü ama kimse bu insanları görmüyor. Şöyle yani, bir şey var. Bundan 50 sene evvel devlet kulüplere sahaları, arazileri kiralamış ve o kira süreleri bitti. Bitti de. Bu 2020'den şimdi, sonra bitmeye başladı hepsi. Adam çok önemli bir şey söylüyor Veli. Ben diyor 25 senedir bu kulübün başkanlığı, yöneticiliği, mahallesinde evet, yaşayan bir adam. Neydi? Burası tarlaydı, biz orada da domates taşları topladık. Aynen dedi. Öyle. Tarla sahaya yaptık. Bakın bir karar alınıyorsa belediye de, devlet de, hükümet de, Gençlik Spor Bakanlığı da, işte İmar İşleri Müdürlüğü de. Kimse. Hiçbir paydaş bu insanlarla muhatap olmuyor. Aynen. Bakın, bu büyük bir kriz, tamam mı? Adam zaten ondan bahsediyor. Bundan sadece bahseden o da değil. Ya bütün dünyanı kabul etti. Know-how diye bir şey var hocam. Evet. Know-how bu adamlarda. Sen bunlarla konuşmadan evet, maalesef yapamazsın. Ne yapmak istiyorsan beraber yapacak. Yapıyorlar ama ne kadar etkili oluyor. İşte, ben yani onu Beyoğlu, işte, ben onu Beyoğlu'na çok net gördüm. Gördükçe işte söylüyorum. Mahallemden yürürken gördüm bir tesis. Ve eski halini biliyorum, şu anki halini biliyorum. O eski cıvıltılı çocukların falan spor yaptı. Neyse, sonra konuşuruz bunları. Yani o sözleri çok kıymetli, onlara değer kulak vermemiz lazım. Kesinlikle. Gerçekten bu programın, İş birliği yapılması bu programın gerekiyor. Ana amacı zaten bu. Biz bunları göstermek istiyoruz. Burada imkansızlıkları... Şu an Erenköy karşı karşıya kaçırdı. Maça dönelim istersen. Maça dönelim. Şimdi bence şuraya iki sandalye getireyim ben. Oturalım bir hocam. Bir tane var. Tamam, getiriyorum. Erenköy çok hızlı başladı. Dışarıda da şu an 29 Ekim coşkusu kutlamaları var. Var. Hocam evet, şeyde amatörde en düşük seviye birinci amatör deniyor. İkinci amatör de var ama onun sebebi şu. İkinci amatör 1 ve süper bitince başlıyor. Yani transfer hakları oluyor. Süper amatördeki iyi oyuncuların çoğu tekrar ikinci amatörde onun de oynuyor. Geç takvim zaten. Evet. Hatırlıyorsan geçen sene son maçları ikinci amatörde gitmek. O yüzden dedik, birinci amatör biraz böyle sıkıcı bulunuyor. Bir amatördeki ama bu maç iyi, hoşuma bu gitti birinci yani. Birinci amatör maçına göre kalitesi çok yüksek. Kalitesi bir iyi bir maç. Yani aslında bir futbol maçındaki her şeyi gördük bugün. Kırmızı kart. Farioli Serkan Akkoyun bir dokunuş yapmış Erenköy'e. Farioli Serkan. Yani. Bakalım maçı alacak mı? Şimdi o da tabii yardımcı ekipte sanırım. Antrenör, baş antrenör değil. Evet. Onu da söyleyeyim. Yani Vitor Pereira, Emre Belezoğlu. Ya da gibi bir hissiyat aldım. Gibilerinden. Maçta her şey oldu bak. Özet geçiyorum. İlk 25 dakika bir Anadolu Üsküdar fırtınasıyız. Çok erken golleri attılar. Ben dedim ne oluyor ya? Sonra bu olabilir bu arada.
Oradaki taraftar çocuklar da söylüyordu. Üsküdar çok böyle fazla adamla özgüvenle hücum etmeye başladı. Evet. Ve arkadaşlar... Ve Üsküdar 3 yaptı. 3 yaptı. 10 kişi 3. 3. golü buldu. Ooo. 3 oldu. Hiç beklenmeyen bir anda... Ya bunu seviyorum ama. Erenköy çok öne çıktı. Bir tane yakalandı. Yani bir de şöyle düşün. 3 tane falan karşı karşıya kaçırdı. Şimdi maç daha da karışacak. İkinci yarının başı. Dakika şu an 52 falan, 53 falan. Taraftan coştu baksana. Dakika 53-55 civarı 3-1 oldu maç ve 3 gol atan takım 10 kişi. Bayağı bir karışıklık olacak maçta şimdi. Şimdi güzel bir maç. Erenköy daha çok risk alacak. Daha çok risk alacak. Otur abi, keyfine göre geçebilirsin tabii ki. Sıkıntı yok. Buyurun buyurun. Karnım fena acıktı be acı. Ben çok acıktım. Bundan sonra biliyorsunuz barbekü falan yiyoruz. Sakın videoyu kapatmayın. Şu an evet bir tempo var ama arayalım bunları. Acayip bir salata arayalım başlayacak. FaceTime'dan. Alo. O ne lan? Neredesin? Bir dakika, sen neredesin? Aldı mı seni füze? Taksi benim, yok almadı. Almadı. Sen mekana taksi mı geçiyorsun? Ya? Kardeşim karnımız acıktı ya. Şu işleri düzel. Karnımız aç, karnımız. Hadi hızlı biraz, hızlı. Savaş gemilerinin arasından. Görüşürüz, hadi. Füzeyi ara. Alo. Abi acıktık, karnımız açlıktan ölüyoruz. Hepiniz arabadasınız ya. Yayındayız. Hazır mı etler? Acız. Etler hazır mı? Nerede hani berbük? Etler hazır mı? Acı. Tamam bak, karnımız çok acıktı. Geliyoruz. Öpüyorum. Bay bay. Seri seri. Gel seni de çekelim. Niye? Gel gel. Dövmeleri göster. Ne dövmesi bu? Superman. Superman diğeri. Kaplan. Kaplan. Sen burada mısın? Bu mahallede misin? Burala burala. Yenisar abi. Biz konuştuk. Kartal Spor'da oynuyor. Yalan değilse. Biraz yalan gibi geldi. Kartal Spor dümen mi? Bak dümen mi? Şöyle diyor. Yalan mı? Hayatı yalan. Hayır, Kartal Elçi Spor Kulübü yaz. Kartal? Elçi. Herçe. İlk Kartal Spor dedi şimdi. Ama bunda topçu tipi var. Bak topçu tipi var bunda. Sağ bekmişsin. Sola çık, sola çık. Ben konuştum. Bitmedi. Durun. Sakın. Daha sakin olun. Sakın ha. Daha yeni başlıyoruz. Akşam olabilir. Şu an saat 8'e 10 var. Şimdi ne oldu? Bir hızlıca bir özet geçiyoruz. Aynen. Şimdi, sen mi özeteceksin? Geçiyorum. Tamam. Anadolu Üsküdar 3-1 öne geçti. Kırmızı kart yemişlerdi. İlk yarıyı zaten konuşmuştuk. İkinci yarı maç acayip bir şekilde 4-3. Yandı. 4-3 Erenköy döndü. Serkanların takım. Serkan Farioli şekli. Aynen. Şak şak şak. Şey neyse. Ama 90+3'te falan. Ya bir maçın bitimine 1 dakika kala. Çok pardon. Tamam. Maçın bitimine 1 dakika kala gol attılar. Şey, golü canlandıralım mı? Sen tut böyle beni. Şöyle. Foul tarzı bir şey oldu ama. Aynen. 4-3. Oldu mu olmadı mı görmedim. Biz Serkan'la maç sonunda doğru maalesef çıktık. Aynen. Ortalık çok karıştığı için, onlar da çok büyük taraftar olduğu için biz çıktık. Serkan bize demeç verecek. Hadi Serkan'a geçelim. Onu izleyelim. Öncelikle Mantra ailesine, Cihat hocama ve Veli'ye çok teşekkür ediyorum. Geldiler, bizim maçımızı şereflendirdiler. Güzel bir maç oldu. Kısaca bir maçı değerlendireyim ben. Maça aslında istediğimiz gibi başlayamadık.
10 dakikada bir anda 2-0 geriye düştük. Bu da bizim kafamızda maçtan önceki planladığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamamamıza neden oldu. Ama gole rağmen çok oyundan düşmedik, 2 gole rağmen. Soyunma odasına da 2-1 girince biraz daha ümitlendik. Biraz daha istediğimizi yapacağımız kıvama gelmişti maç. Rakibin 10 kişi, ilk yarıda 10 kişi kalması da bizi biraz daha avantajlı hale getirdi. Soyunma odasında da ilk yarıda yapamadığımız şeyleri konuştuk. Aslında maçın başında da planımız vardı. İşte daha fazla ters top yapmamız lazımdı. Rakibin beklerini gördükten sonra onların arkalarına top atmamız gerektiğini söyledik. Kendi beklerimizi daha fazla ileriye çıkarmamız gerektiğini söyledik. Ufak da bir 4-4-2 başlamıştık. Ufak da bir dokunuşla 4-1-4-1 gibi ya da 4-2-3-1 gibi saha içerisinde yerleşmeyi amaçladık. İkinci yarıda bunu yaptık. İyi başladık. Bir sürü gol kaçırdık. Sonra yine saçma sapan kendi hatamızdan bir gol yiyip 3-1 geriye düştük ama işte 10 kişi oynamanın avantajını orada hissettirdik. Burada tabii takımı da tebrik etmek lazım. Disiplinden hiç kopmadılar. Pozisyonlarını hiç bozmadılar. Çok fazla farklı şeylere kendilerini kaptırmadan sadece oyunun içinde kaldılar ve sahadan son dakika golüyle de olsa ki o gol çalıştığımız bir pozisyonda geldi. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. İkinci yarıda ters topları daha fazla yaptık. Beklerin arkasına sarktık. Bunları yapabilmek de, görmek de ilk haftadan bizi mutlu etti. Kazandık. Mutluyuz. Tekrar ben Cihat Hocama ve dostum Veli'ye teşekkür ediyorum. Geldiler, bizi şereflendirdiler, bizi mutlu ettiler. Umarım sonraki ilerleyen birkaç hafta sonra başka bir maçta yine birlikte oluruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Yukarıda bizi Kontravolta Fevzi ve Füze bekliyor. Hadi görüşürüz. Acıktık. Açar mısınız? Neydi? Pardon, açar mısınız? Buyurun. Merhabalar. Fevzi ne haber? Merhaba beyler. Merhaba abi. Hoş bulduk. Buyurun gel 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 gel. Evet. Gel bize bakalım böyle. Hoş geldiniz. Ne haber? İyi hazırlıklar. Kaçta geldiniz buraya? Erkenler mi? Anda çok evet, oldu. Evet geldi mi? Gelmedi. Nasıl ya? Beni söyledik gelmedi. Öldüm ben. Şaka ha, yok yok. Yok yok, vallahi billahi yemin ediyorum. Değil şaka ama. Entertainment olayı şey o adamlardan zorla. Şey, entertainment mikrofonları var. Takalım. Bunları şaka canlı yayında yapabiliriz ya. Getir tak abi. Şaka değil ya. Gel gel. Mert. Şaka değil kanka. Kanka oradaki surattan net ben görebiliyorum. Tamam, şaka oldu. Neyse onu söyleyeceğiz. Şaka. Bir uygulamadan söyledik de yeter. Gel gel, bu ne abi? Kanka ekmeği garanti al. Beyler açlıklar biliyorum, ben buna gireceğim abi. Ekmek riske atılmaz. Ne var? Çok acım abi. Nasıl geldiniz? 45 dakika mı, 1 saat mi? Maç nasıl geçti? Bir, o inanılmaz, olaylar full. Maçın sonunu çekemedik. Niye? Yine mi? Hacı. 3-1'den 4-3'e geçtik. Hayır abi. Serdar Koyun Farioli tarzı maçı 4-3'e getirdi. Harbi mi? Bizi hiç bir maçı çekemedik. Doğru söylüyorum. Kırmızı kart yediler. 3-1'den 4-3'e mi döndü? Bir dakika tahmin edeyim. Adamın biri geldi. Deliydi. O aletlik. Halle oldu mu? Ben bir yere uğurdum. Sağ müfettişiyle kavga ediyorlardı yine. Bir dakika, maç kaçtan da oldu? 3-1. Anadolu 3-1. İnce bak. 3-1 Anadolu 3-1. Öndeyken 4-3 oldu. Azi Alkmaar maçı gibi olacak. Bu ne oldu? Azi Alkmaar 2-0 geride şu an. Bu ne oğlum? Manyak mı? Bu olmaz ama. Öyle olmaz o ya. Bozmayın aman efendim. Küfür var mı? Oğlum biz çok acıyız, başımız döndü ya. Biz de öyleyiz. He? Et. Etler yolda. Abi her yer kapalı. Sizin gibi çok okey değil. Gel şu mekanı gezdirelim biraz. Evet. Senin bayıldığın yer burası değil mi? Şurası. Bayılma videom var ya. Aynen şu bak. Şu şekilde. Bunu diyorsun. Füze, bunu hiç açmadık. Ne var bunun içinde? Sana da mikrofonu söylüyor. Nerede bunun mikrofonu? Mert. Ayarlıyorsun ya. Beyler, bu adam birine talimat veriyor. Talimatı alan kimse yok. Ha, anlamak. Ceviz değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Bu şey gibi. Bak bak, gel gel yakından çık. Nikelaş. Bir şey söyleyeceğim. Arjantin milli takımının antrenman çıkışında evet, abi, evet. Mangal yapıyorlar ya, o mangaldan bu. Aynen, Mourinho'nun Real Madrid mangalın aynısı. Bak bak. Şunları da bir kere temizleseydin. Bunu soğanla temizleyeceğiz. Soğan şeyi öldürür. Temizli. Kanka. Valla lan. Kanka, közü bunda yapacağız. Sonra boşaltıyoruz, anladın mı? Dağıt yapılıyor bunda. Alttan yakacağız. Közü ondan mı yapacağız? Hı hı. Tamam. Bak, sipariş verdiğiniz yerin ismini söylesene bana. Nusret. Nusret abi, göstersene. Nusret diye bir yer yeni açılmış. Bir şey söyleyeceğim. Işık, buraya şey lazım, ışık lazım.
Geliyor geliyor ışık, set var. Ha, set var. Set, şey seti, muhteşem yüzlü setini getirdik. Paşa Nortyor, kanalize anı, Mokarozi Duckford, yakala zamanı. Dostum, misfit olmak olmuş new cool. Beat Switch, 808, yeni bir track tool. Tarabya, Toronto, İstanbul. Ekibime karışma, kes lan dur. Shady so bad like freaky little pussy. Sipping all day, just to get a pussy. Kanka ateş muazzam yanmış. Şu şeyi buradan kalmıştık. Çok fazla atmana gerek. Diğerini yaktım ama buradan anlatayım. Ben lisedeyken bir tane arkadaşım vardı, ismini vermeyeyim şimdi. Çocuk bir gün bana MSN'den yazdı. O zamanlar MSN vardı bilirsiniz. Böyle anlatayım. Çocuk bana MSN'den yazdı. Dedi ki yazın yaz tatilindeyiz. Dedi ki kanka dedi Çek Cumhuriyeti'ndeyim dedi. Judocuydu. Judo'ya gittim dedi. Judo yapıyorum dedi. Sana gelirken ne getireyim dedi. Tamam. Ben de dedim ki yani neyi meşhur sana getir. Ben ne bileyim ne getireceğim. Tamam kanka dedi. Aradan 2-3 ay geçti. O arada da şey konuştu. Yüzünde sivilceler çıktı dedi. Müsabaka yaptığım yarı finaldeki çocuğun işte şey oldu dedi. Mindere kan bulaşmış. Bunları anlattı. Neyse abi 9. ayın 15'i çocuk okulun bahçesine bir geldi. Elinde bundan. Konya şekeri. Sana getirmiş. Ha dedim bunu nereden getirdin? Şimdi Çek Cumhuriyeti'nden getirdim dedi. Yemin ederim. Konya şekeri. Ha, Konya şekeri. Çek Cumhuriyeti'nde değildi o zaman. Ha? Çek Cumhuriyeti'nde yiyeyim dedi bana. Ha, değil. Aslında Konya'daymış. Hayır Çek Cumhuriyeti'nde olabilir. Hediye alamadı muhtemelen. Şimdi iki ihtimal var. Bir. Niye getirmek zorunda? Yok. Hayır ya, sen de değil. Adam hayvan gibi yalan söylüyor. Heh. Evet abi. Şey, yalan şuradan belli. Yüzünde sivilceye çıkmıştı demiştim ya. MSN'de kayıtları var bunun. Çocuk ben gelmeden okulun sırasındaki çocuklara da şeyi anlatmış. Yazın babamın kahvede çalıştım. Hava çok sıcaktı. Sivilce yaptı. Demiş. ağır kolpacı. Çok ağır kolpacıydı. Ama bunlar eskiden vardı. Şimdi mesela kalmadı. Adam şey diyordu mesela genel kurul başkanı benim arkadaşım falan diyordu. Bu tip yalan. Şimdi vallahi, şimdi yalan var. Vardı. Şimdi bunlardan var. Onlara TikTok'ta deli muamelesi yapıyorlar. Ne? Anlamadım. Eşekmanın üstü var ya. 8000 lira. Vallahi vardı. Vardı vardı. Şimdi Akdeniz bölgesi. Bu kaç dakika olacak? Ben kaç dakika doyacağım? Çok açım. Et gelmedi. Et gelmedi. Önce onun gelmesi gerekiyor. Önce o gelmedi. Komple tabağı senin koyup masaya yemek gelmesi. Yemeye başlaman. Saat kaç şu an? Bir saati bulur rahat. Hocam 20 geçiyor. Bu adam 8'i. İlk lokmayı saat kaçta hazır? Saat kaç? Tam saati söyle bir daha. 8:20. 9:12 geçe ilk lokmasını yer. Evet. 9:12. Ama 9:12. Ne yiyeceği belirsiz ama. Şey kötü şirketler olmayabilir. Şirketler olma. Şimdi bununla bölgeler şu abi bak. Bu ateş. Bu köz yapımı için alttan delik o, ve üstten delik. Bardak gibi içiyor musun? Kanka onu da istiyorsan şunları da üstüne at ya. Dur bir aman abi. Elin yanacak. Lan yanar mı lan bu? Bir dakika bir şey söyleyeyim. Normalde beyler bu mangalcılar, mangalcı başı bir tane adam olur. Heh. Şimdi ben burada bir otorite çekmesi görüyorum öncelikle. Ben ne aman diyorum ki? Aynen. Dur kanka yanacağım azıcık. Hayır, bunu senin küçümser bir hali var. Füze'nin rolünü anlayamadı. Küçümser bir hali hayır, var. Hayır hayır hali tam olarak şu. Ya ben daha iyi yapardım da kameralar var hayır, sen yap bari. Aynen aynen. Hayır, bu var. Alakası yok. Aman alakası yok. Var, kardeş var, bak. Kanka ben hayır. Ne lan söndü? Buyur işte stok bağırmayın mekandayız. Sönmez o alttan. Bilirsin. Şu şarabı getir. Şey nerede? Yerleme mekanizması nerede? Onun yerlenmeye ihtiyacı yok. Cihaz oğlum. Şeyi aldınız değil mi? O havayı. Bak burada önemli bir şey var. Ha, dur bulayım ben sana. Aynen aynen. Dağıldı burada. Salat olma. Duman gelince. Mutfakta bir, bak bak mutfakta bir işi varmış gibi gidiyor. Neyin içine koyacağım diyorsun değil mi? Tamam yanıyor gayet iyi. Beyler bu şey nerede? Onsuz olmaz. Orada bir yerde ya. Beyler bu şey nerede? Beyler bırakın şimdi ya Aziz Altmar'a. Şunu yapsana ya. Sallama şeyi kanka, nerede? Kanka o öyle şu an. O köz olacak. Hızlandıracağız şey. Ya. Tamam baş, şu an beklemesi gerekiyor ama. Yerleme şeyi nerede? Kanka o. Peki ondan bağımsız şu soruyu soruyorum. Heh. Bu yerleme mekanizması yok, nerede? Yok çünkü bu mekanizma yerleme olmasın diye var. Anladın? Bunu ya ben de, sana ben bunu anlatmaya çalışıyorum ben birazdan ya. Et gelecek onu ya. Ete yapacağım. Kanka et. Sen o tavar işi ufak mangalları biliyorsun herhalde. Bunu ilk defa gördüm böyle bir şeyi. Ama en güzeli de olur. Yok abi en güzel o olur mu yıllarca ya? Yıllarca yemedik mi? Oğlum yıllarca şöyle yedik, şeylere çok yemiş, para verip en iyisi ayıp zannetme işini bırakın ya. Fevzi ayıp oluyor. Yıllarca yedik onu. Abi, evet abi et ya. Et geldi. Fevzi git eti sen al. Davar gibi al. Eti sen al. Kanka bu normalde ateşi atıyorsun. Hocam bu şimdi köz oluyor. Köz oluyor bu. Yani ünü yeni ya kestiniz herhalde. Bu köz olacak bence bir yerde. Eyvallah. Etler fena. Veli gel şu telefonu alayım. Çocuk mu bu? Aynen. Bu ne lan?
Kanka onları şimdi mühürleyecek misin? Onları çok güzel. Onları çok bu kadar mı? Ney? Ne kadar olacak amına koyayım? Yetmez bu. Alo. Kanka, neyse tadımlar ya. Bu niye bu kadar? Tadımlar. Atalım yeri gelir gibi duruyor. Niye bu kadar söylediniz? Beyler 4 kilo malzeme var orada. Var kanka. Alıcı. Yetmez kanka 10 adama 5 kilo yeter mi? 10 adam değiliz ya. Nasıl değiliz? 2. 2 adam değiliz amına koyayım. Abi siz ne yapıyorsunuz? 2-3 kişi var en fazla. Böyle bir 9. Bakayım. Hocam, beyler saçmalamayın bu kadar etle doymuyorsunuz siz normalde ne yiyorsunuz? Hocam doyar ucuza ya. Ucuza kaçma. Ucuza kaçma lan. Beyler bunların pişmesi bir saat sürer. Ekmeğiyle yiyeceğim. Ekmeği bol aldık zaten. 12 ekmek aldık. Salatayı yaparsa Veli içer mi? O iyi yapar. Salatacı Veli içer. Sen yarım saattir burada ne kesiyorsun? Yeni yıkadım abi hepsini yıkadım. Yetiştirebilecek misin? Lan sıçarım be lan. Beyler hiçbir şey olmazsa şunlar kurtarır bizi. Fevzi. Abi bu kadar etle doymuyorsanız siz normalde ne yiyorsunuz? Bana bu sorunun cevabını bırakın. Valla burada en hayvani yemek tüketimini yapan sensin, tamam mı? Sen burada senin konuşman. Beyler şimdi bak burada bak kaç abi, insan bak, var? 9. 9 insan var. 9 yok lan. 5, 6, 7, 9, 7 lan. 9, 7, 6, 8, 4, 6, 8, 8. Kafayı yiyeceğim. 8 kişi miyiz? 8 kişiyiz değil kaç mi? Kaç kilo et aldın abi? Bir dakika kanka. Bari bunu ben halledeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24. 3 öşer köfte. Bravo. Tamam. 24. Şundan bir parça. 24. Bu... bunu böleceğiz kanka böyle. Şu var ya ben sana güzel mi? Bunu çok güzel böleceğim ben. Şu var bak oğlum bunu aynen bak. Şu. Baksana şuna. Hocam bu ne kadar küçük ya. Bu kadar yetmez yani baksana. Nedir bu, abi? Şunu görüp. Bu az mı deniyor? Abi bir dakika. Şunu görüp ucuza kaçılmış deniyor ya ben ona yanarım. Başka da bir şey değil yanarım. Yani çıradan kötü yanarım buna. 24 mü saydım? Evet. 24 köfte. Bir dakika. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane yuvarlak et. Bunun ismini bilmiyorum. Beyt et, beyt et. Yuvarlak et. Yok. Beyt et. Açık mı senin yakan abi? Bilmiyorum ki. Açıkmış. Tamam. Şimdi bak onun dışında buraya gel. Buraya. Arkadaşlar buraya reklam bak. Arasından sonra geri geldik. Fevzi şuraya bak. Oo gel gel. Bebekleri çek. Kim yaptı size bunu? Kaç tane var orada? Şimdi siz diyorsunuz ki bu bize yetmez az. Yeter yeter. Bir dakika, öyle diyorlar evet. Şu ekmekleri çeksene. Yarısı bitti lan. En hocam kötü. 12 tane almıştık, 7 kaldı. Yendi değil mi? Nasıl? Bir taneyi ben yedim. Bir taneyi ben yedim. Kaç? Yok 7 tane yok, yeter. Beyler. Oğlum bu nedir ya? Beyler ben şu şeyi bir sayayım bak. 24 tane köfte, 10 tane yuvarlak et. Tamam mı? Şunu çöpe atsana. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şuraya bak, şuraya bak, şuraya. 20, bir dakika. Ceviz. 20 tane... Yok beyler adamlara çok büyük ayıp etmişiz. Bu nasıl bir mal abi? Abi 3 bin lira... Sabaha kadar ye paketle eve götür. Vallahi billahi bitmez. Ekmeklere bak. Sen bir mangala bakar mısın? Kişi başı... Mangala. Gel buraya. Bunun dumanı çıkmaması gerekiyormuş yok, normalde. Çok çıkacak yok. Çıkması gerek. Kafayı yiyeceğim vallahi kafayı yiyeceğim. Adamın tepki direkt şey ya ben süper yapardım hadi kamera çekiyor bugünlük sen yap. Fevzi Bey nasıl gidebildik anlat bakalım. Hiç mangal yaktın mı evde? Vallahi senin bahçe de geniş ha. Evde bugün mangal yakmadık da mangalda kül bırakmıyoruz. Storylerden gördük bugün. Vallahi evlilik herkese tavsiye ederim. Agim'i takip ediyor musun Alicem? Fevzi'de oğlum. Ya Agim'i bende video izleme özelliği yok. Evet. Video izleyemiyorum ben. Öyle bir sorun var. Yine de bir iki bölümünü izledim. Nasıl gidiyor sence? Zaten bir iki bölüm çektik. Toplam kaç bölüm çektiniz? 5 falan. Kaç senedir yapıyorsunuz? Oğlum siz 2 senedir nereye gidip geliyorsunuz? Hocam gel buraya gel. Cihat böyle gel. Nasıl? Böyle gel. Diyor ki siz 2 senedir nereye gidip geliyorsunuz 5 bölüm çekmişsiniz? Bölüm sayısı biraz az ya. Vallahi agim samimi. Yer yer komik. Yer yer düşündüren güzel bir... Türk futbol hakkında önemli bir mihenk taşı mıdır? Ayım. Biz nelerle uğraşıyoruz statlara falan gidince sen görsen... İşte Türk futbolunda uğraştığınız şeyler olmazsa daha güzel olacak. Ama o zaman program olmaz abi normal gidip gelsek. Yok. Olur mu? Niye daha iyi olur. Ne yapacaksınız onu normal çekeceksiniz oğlum. Sadece maçı izleyip oğlum, geleceğiz. Onu arıyoruz. Onu biz arıyoruz. İstiyoruz ki maçı izleyelim başka bir şeyle uğraşmayalım. Biz maçı izleyelim. Biz ne izleyeceğiz peki?
Biz maçı izlemek istesek oraya gideriz ama. Siz nasıl yani? Bizim şeyimizi izliyorsunuz. Ha o diyor ki bir şeyler olması lazım. Bir daha dinle. Hayır. Bir daha dinle az önce söylediğim. Bir şeyler olmasına gerek yok oğlum videonun izlenmesi için. Biz gideceğiz. Tamam mı? Aslında konsept bu. Ha. Yolu çekeceğiz. Maçı yorumlayacağız. Maçımızı izleyeceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Eve geleceğiz. Normalde plan bu. Ama bizimki şöyle gidiyor. Biz gidiyoruz. Bir sürü maç dışı şeyle uğraşıyoruz. İzinler, programın tatlı yanı da orası yani. Öyle diyorsun. Yoksa maçı izlemeyi istesem ben gider ben de izlerim demek istedim. Anladın mı? Biz size bir şey söylemedim. Kimse gitmiyor işte. Teşvik etmek ama. İşte hocam. Ha işin daha o kısmındayız. Teşvik olan var mıydı peki? Kaç kişi vardı çok türkünde? Var. TikTok'ta çok. Birisi bizim içerikleri çalmış. Ne bugün yapıyorlar? Amatör maçtayız. Her amatöre giden adam da bizim içeriği çalmıyor be kardeşim. Sen şu paranoyak ruh halinden çık ya. Atacağım Mert'e montaja koy. Çalmış mı çalmamış mı? Olmaz. Başkasına suçlama. Paranoyak ruh halinden çık. Zaten biz istiyoruz. Hayır abi. Ben yoruma atacağım. Tamam izin verilmiyor. Ya şu an kardeşim, yoruma atacağım. Bizim yaptığımız şey milleti oraya götürmek. Adam gitmiş video çekmiş. Kanka bizim bölümden bir hafta sonra başlamış. Yapmaya çalışıyor. İyi işte, denk geldi. İyi işte ama çalmış diyorum yani. Çok küçük kanka o kimseye yetmez. Yetmez mi? Suçlucuğun küçüklüğüne bak. Baksana şuna be. Hayır abi. Hocam sen niye anlarsın bundan? Ya bu bir şey değil ya. Yeni mi kestiniz? Normal mi? Bu dana mı? Yalnız fena kokuyor ha. O kalite bu arada. Bak, vallahi dana mı bilmiyorum da tosuna daha çok benziyor. Anladım. Acayip kokuyor. Sırası mı geldi lan? Hocam, şimdi bunun alttakiler iyi köz olmuş. Şunu bir kessek mi tadına mı bakacağız? Üstteki şey yapar. Yok ben bozar. Çiğ sucuk yemeyi sevmiyorum. Dökeceğiz ya. Ben şunun bir tadına bakacağım. Bir baksanıza kesin. Çiğ yiyen varsa bir baksın bakalım tadına. Gel gel. Şunun tadına bakalım. Yok sen abi. Mangalı yak oğlum. Oğlum mangal o yanıyor mangal mu? Öyle yok, devam ediyor. Biz öyle mi? Onunla ilgilenmen gerek şu abi kişiyle... senin ya. Evet abi ya. Öyle bırak. Böyle kendini ben amına kamerayı çekiyor diye her yere beni çağırıyorsun. Sen gitme yapayım. Hocam onun altı köz şu an. Sen gerekirse onu ne yapıyorsun? Ha? Şu an şurada burayı organize ediyorum. Burayı? Abi burayı da nereye diyeyim ben bırak. Şunun tadına bakalım gel. Şunun bir tadına bakalım ya. Abi sen niye adama mangalın başında birazcık? Mangalın başında birisinin durması şart kanka. Kanka. Beyler etler fazlasıyla yeterli bence. Bıçak kesmiyor. Ya. Bıçak kesmiyor. Bir de şöyle dene. Dur. Dene bakalım bir daha. Kesti. Ağızda patlamasını bekliyorum. Nasıl tadı neye benziyor? Sucuk. Salama benziyor. Bir dakika. Şey güzel şey... abi. Kızarınca coşar. Bir şey söyleyeceğim. Buyur. Her şey yeterince olmuş. Evet abi o kadar dengeli bir tat ki. Bu geç abi geç domatesi. Beyler bunların makinesi çıkmış soğan makinesi. Hı-hı. İçine koyuyorsun. Kendisi doğruyor şey olmuyor göz yaşartmıyor. Ha, ben mangalın başına geçelim. Evlendim ya böyle şeyler alıyoruz sürekli. Mangalın başına geçelim. Mi o? Sürekli böyle şeyler alıyoruz eve. Sen mangal yapmayı nerede öğrendin? Böyle şeyler bazı insanlara doğuştan gelir. Bir yerden öğrenmez. Başına geçersin ve yaparsın. Benim hiç alakam yok mesela. İşte bazı insanlar. Ama sende bu tarz skillerin çoğu yok ki. Perde taksan takamazsın. Çöp döksen çökemezsin. Aynen. Yemek desen yapamazsın. Masa hani bu kurulu gelmeyen masaları kuramazsın mesela sen. Yok yok o skill yok bunda. Yok. O doğuştan gelir. Sonradan öğrenilmez mi? Yok. Füzede de var o. Bir tanesi varsa hepsi var bir de. Onlar onu paket şeklinde. Onu diyorum. Bende var mesela onlar. Bunda hepsi. Da var. Ha. Ne o? Belli ediyor. Her işten anlama. Ya hayır bunun mesela... Kanka bende gerçek var. Bunda yok. Bunun ağzında var. Beyler bu olaydaki kavga bitecek mi? Hayır hocam öyle bir şey değil adamın... ki. Hayır bak ben sana bir şey soracağım. Şimdi hepiniz beni dinleyin. Ben hocam, bunu... Adam, bir dakika bir şey soracağım. Senden kaç gündür bir video almaya çalışacak? Sen bir bana dakika. İş bitirici adam diyorsun. Aynen öyle. Oradan hatalısın. Sen ben alır mıydım öyle bir şey videosu? Ama bu sorudan uyanacaksın. Birisi dijital ortam, birisi... Sen sorudan uyanacaksın mevzu. Bak bir beni dinle. Bunun başında biri durmayacaksa, bu kendi kendine olacaksa niye var? Heh, işte bu sahte. Sen başında sahte. Niye durmuyorsun? Anladın mı? Bu sahte az önce onu anlatmaya çalıştım. O küçükten mi lazım? Evet. Hayır. Adam biraz önce bunu salladı. Üstteki bak, kömürlere ya de geldi. Ya oğlum olsa. O her türlü yanacaktı zaten. Gel. Hayır alttaki köz ölür oğlum ya biraz. Biraz bilim öğrenin ya. Ya beyler onu dökecektik zaten. Duba yok. Şunu bir al ya. Ya aslında şeyi yapabiliriz şu an bence. Dökük dökmeyi. Dökük gerisini burada yapabiliriz. Evet onu da anlatıyorum bir saat. Sen sonra zarar feyze. Tamam döküyorum o zaman hazır mısınız? Dökeceğiz mi? Yok bugün. Öyle söylüyor. Bak hemen Manas şimdi öyle söylüyor geçti. Bu gece böyle bir tartışmayı kaldırmaz abi. Tartışma yok hocam biz bu adamla herkes gayet... Herkes aç herkes gergin dikkat edin. Evet abi biz dikkat edin kendinize. Allah'ım inşallah yaksın. Ne oluyor ya? Sen de git sen de git. Yok ya. Görüntü çok iyi. Buyurun yakacağız şimdi. Ha mevzu bu. Şimdi mevzu bu. Al sana kül. Burada şimdi, şimdi yanmayanlar üstüne evet koyun. Evet abi. Şimdi beraber. Dur oğlum çiçekleri yakacaksın.
Çarşı karıştı ha. Ben diyeyim sana. Sen de geç, sen de geç abi. Kanka bunu şimdi bu sisteme getirdiysek bunu şey yapacağız. Yerleyeceğiz ama. Peki bir şey diyeceğim size. Bize bu ateş yeter mi? Yetmezse, yetmez. Az o zaman bir tur daha yapalım. Aynen. Tamam, ama oradan... yarım yap aynısından. Tamam efendim. Şimdi ondan iki tane köz buna koy. Yanmayanlardan değil mi? Yananlardan koysan daha iyi olur köz ya. Yok. Yanmayan daha iyi olur. Sen zaten çırayla yakacaksın. Diyor ki o... bilmiyor diyor. Ulan bunun bilecek neyi var? Alta bir çıra koyacaksın. Onu direkt elden yakılmaz mı o? Elim mi yanar? Yo, elim yanmaz. Hayatında, hayatındaki en güzel eti nerede yedin? Hayatımdaki en güzel eti... Var mı şöyle aklında kalan? Ulan şunun tadını unutamıyorum. Hatırladım. Şurada bir Rize'de bir yaylada... Çok... 7-8 yaşındaydım. Sivas Bürün'deydim. Orada orası bir... Orası hangi ülke? Orada bir şey yemiştim. Pilav üstü et, olur mu? Olur. Haşlama. Yok ya, kavurma yok. Kavurma. Direkt kavurma. Pilav kavurmayı diyor. Kurban mı? Ya kanka, kurban bayramı. Kurban bayramı mı? Hayır ya. Allah aşkına. Ya rezillik. Beyler, hayır ya. Emanet etti koskoca kanka, şeye emanet steak desen şey. Like atarlar abi. Aynen öyle. Steak desen barbekü BBQ'dan yaptım desem. Neden? BBQ. Evet. O et bir numaraydı. Yediğin ilk et mi hayatında? Galiba evet. Öyle bir anlamı var. Hocam o günden sonra başka hiç et yememiş. O eti, o eti veren kişi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Çevirdi buna. O mu? O çocuk benim. Oradan sonra eve yürüyerek döndük. Beyler, bu cebimdeki şeyi siz mi koydunuz? Ne bu? Ha, ama da... Şirket tuzak alalım. Tuzak. Hayatında gördüğün en iyi salata neredeydi? Vallahi burada o. Cevabını bildiğim için sağ olun. Hocam evlilik çok iyi diyor, tavsiye ediyor. Soğan şeyi almış, duymadın mı makinesi? Soğan makinesi. Sürekli öyle makineler alıyoruz. İçine koyuyorsun, doğruyor, zız zız yapıyor, doğruyor ve gözlerin hiç yaşarmıyor. Yaşarmıyor. HTC. Ya bir tane... Gözlerin yaşarmıyor diyor. Flashback. Arkadaşlar, HTC marka. Bir tane... Vallahi nereden aldı bilmiyorum da bir siteden aldı, gemiyle geliyormuş. 15-20 günde geldi. Amazon'dan almış, Amazon'dan. Tamam, bitti. Konu kapandı. Adam geçti sahneye kanka. Buyur işte. Al. Çek abi son halini. Buyur. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Peki bir şey. Bir dakika abi. Beyler, ben bunu kabul etmem. Dur. Abi bir saniye. Durun. Şimdi. Dur. Bir dakika, ben konuşayım. Büyüğünüz olarak. Olayın %90'ını bu yaptı. Ya finali geldi yaptı. Ne 90'ı kanka ya? Ne 90'ı geldi finali ya? Yaptı. Nerenin 90'ı ya? Kanka yanlış anlama, siz içeride salata yaparken adam geldi. Beyler, onları salladı. Hayır ya, şimdi ben size sormuyorum. Siz tadım yapıyordunuz ben içeride. Ben buraya soruyorum izleyenlere. Şimdi bu közler burada hafif toplu bu şekilde pişmiş duruyordu değil mi? Tabiri caizse pişmişti közler. Pişmişti diye bir şey mi var? Var. Abi onu bir kere ben bulamadım. Bir dakika ya, terimleri bilmiyorum. Ben bir anlatayım. Tabiri caizse köz pişmişti ve burada topluydu. Sen bunu gelip dağıtıp bunları üstüne koymasan, ben gelseydim ne yapacaktım? Söyler misin? Gelmiyorsun ne ki. Ne yapacaktın? Bu mantıkla sen o zaman dünyadaki her işi sen yapıyorsun. Gitsen yaparsın. Evet abi. Alakayı bağlayamadım. Başkasının yaptı. Vallahi acı sert manipülasyon ustasına denk geldim. Şimdi geç bir soru mu cevaplar? Tamam. Geldim buradaydı ya, ben alıp bunları buraya mı koyacaktım? Hayır, öyle bir şey olamaz. Bu ne demek ya? Bu ne diyor oğlum bu adam? Kanka ne yapacaktım? Ben de aynısını argümanla yapacaktım. Argümanla cevap ver, argümanla. Kanka bunu ben, tartışma kültüründen uzaklaşmayın. Artık alma zamanı geldi diyen benim. Aynen. Üsttekiler olmuyor, artık bu sıkıntıya geliyor. Alma zamanını erken söylediğin için ilk sensin. Çünkü daha siyah kömürler vardı. 5 dakika tamam, sonra alınması gerekecek. Tamam, çözdüm onu hemen. Bunun için şöyle atalım diye. Şöyle tartışır mısınız? Abi bu tarafa doğru tartışmamız istedim. Bir şey diyeceğim, hayır beyler, hadi getirin etleri içmanızı ya. Nereye erken koydu? Közleri. Şimdi eti oraya bilerek, öyle de olay kaçıyor. Öyle de dedikodu gibi olmuyor. Etleri şey kömürü yani hem koydu, eti şimdi koyarsan yanacak. Beyler, bu adam yarım saattir ne doğuruyor içeride? Ya hala içeride ağlıyor mu? Çeksene şuradan bak, buradan çek. He? Buradan. Gel alacağım. Bıçak keskin mi değil? Öbür keskin bıçak al. Ya kamera gel. Kamera geldi. Nerede bıçak? Bıçak burada abi. Nerede öbür bıçak? Biri şey bıçağı. Şu an ne yapıyorsun abi? Bileğliyorum. Bileğliyorum. Normalde bileğik taşı olması lazım ama imkanlar da... Nerede o kesemediğin şey? Domates. Domates mi? Dene bakalım. Ellerim şey. Kesiyor mu? Evet, daha iyi şimdi. Yani. Ha? Evet. Tıkır tıkır değil mi? Teşekkürler şef. Abi çok bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz kaliteli bir ateş yaptık iki kişi.
Bak bak bak, öldüm ben. Yalnız kömür de çok kaliteliymiş. Kömür acayip kaliteli A kömür. A sınıf. Yani kömür burası kimin hiç bilmiyorum ama çok kaliteli kömür almışlar. Doğru doğru, harbi kömür, baksana abi şuna. Kuvara da hepsini de pişirebilir yani. Bir şey söyleyeceğim, et yetmezse şöyle bir 3 kilo falan kanat mı söylesek tavuk? Soslu. Etin yetmem ihtimali yok. 5 kilo et var orada. Aslan mı besliyoruz zamana? Beyler ciddi, biz açlıktan ölmek üzereyiz. Ben kahvaltıyla. Şu an ne bekliyoruz? Etin... Hocam 5 dakika falan var. Sonra etlerde 10 dakikaya, 15 dakikaya yeriz. Beyler neyi bekliyoruz biliyor musunuz? Bu közler bunun içinden erken çıktığı için yavaş yanmaya devam erken ediyor. Erken çıkma sebebi ne? Çıkma sebebi Hüze dedi ki bunlar köz oldu. Köz olduğunu biliyoruz ama alevinin düşmesi lazımdı ki eti yakmasın. Bunun içine daha hızlı yandığı için bunun içine 5 dakika daha durması gerekiyordu ya. Şey mi, erken uzmanlık mı? Erken uzmanlık şey değil, ben söylemeden o söyledi, anladın mı? Hadi. Diyor ki ilk ben söyledim. Lan erken söylediğin için ilk sen söyledin ama. Bu bunun içinde biraz daha yanacaktı. Sonra buraya dökecektim, şu an hazırdı, anladın mı? Burada bu yavaş işle ilgili köz uzmanı varsa yoruma yazsın o zaman. Yazsın abi. Bak benim dediğim şu, net anlatıyorum. Şu bunun içinde hızlı yandığı için 5 dakika daha burada kalsaydı şu an pişirmeye hazır haldeydi. Ama şu an yüksek ateşli olduğu için eti yakar. Erken beyler, et dinlendirilmiş ateşte yapılır. Yüksek ateşte olmaz abi. Yanar yani. Onu şey anlıyor. Onu öyle söyledi. Onu dedi. Duymadım da ben yanar. Bildim bu sefer, bildim. Evet. Agim takipçilerine ne diyorsun? Birkaç kelime bir şeyler söyle. Agim takipçilerine şunu söylüyorum. Ben çoğu bölümü izlemedim ama bende izleme problemi var. Vallahi ben video izleyemiyorum ama bir video izleyecek olsaydım yemin ederim. Kızılcık şerbetinin başından kalkmıyorsun. Ya, o video değil. Abi sen yine aynı şeyi yaptın. Bir dakika ya. Bak adam bir şey övecek. Onu bile aynen kendi üzerinden tanımlıyorsun. Senin bu hastalığın ne olacak abi? Nasıl yani? Bak, oğlum ben kendi üzerinden ne diyeceksin? Diyorsun ki ben video izlemiyorum ama... İzlemiyorum değil. İzleyemiyorum. Bir dakika dinle bir. Özür dileyeceğine yemin ediyorum lan. Özür dilerim. Dinle. Hayır dinledikten sonra kullanıcı güvenilirliği kaybolur. Bu özürü keselim sana koyalım. Diyorum ki ben video izleyemeyen... Bunu beceremeyen birisiyim. İzleyemiyorum. Ama dikkat bir problemi. Yok ya, sonra izlerim diyorum, geçiyorum, anladın mı? Ama bu izleyecek olsam bu programı kesinlikle izlerdim. İki bölüm izledim, bayıldım. Üçe bayıldım. İzlemedin ama. İzleyemedim, beceremedim. Vallahi bak, çok güzel program. Sen bize Samsun mu? Sen bize cacık yapacak mı? Cacık mı? Aynen. Bu akşam güzel bir cacık yap. Bir dakika, cacık harbi gider ha. Var mı malzeme? Yoğurt var mı? Alırız ya. Yaparız cacık o zaman. Cacığın kralını yaparız. Agim, yemin ederim bak neye sahip olduğunuzu bilmiyorsunuz. Acayip orijinal, acayip, acayip kendi halinde süper bir program. Bir video izleyecek olsam vallahi Agim'i izlerdim. Sonra enerjim kalırsa başka bir şey izlerdim demek istedim az önce. Daha yanıyor. Oğlum Vakara TV yayınlarını soranlar var. Vakara TV yayınlarını... Yalan kalmadı. Bir şey soracağım. Közleri vurup böleceğiz mi yoksa böyle mi? Yok böyle. Kendi kendine... Böyle ama biraz daha harının düşmesi lazım. Harlı ateş ya şu an. Aynen, eti yakar. Şu an olmaz. Bir şey soracağım. Gel sen de gel. Mangal başında çok kavga çıkıyor. Açlıktan mı oluyor bu? Yok be, mangal başında kavga çıkıyor. Hiç çıkmaz. Birine kitlerler. Kendini süper sanan birine kitlerler. O yapar. Diğerleri onu bak. Öbürleri bak, en yapsın en iyi onu. O mangalcıyı sürekli şişireceksin. Ha, şişireceksin. Vay be abim, ne pişirmişsin de bilmem ne. O yüzdeki olay ette mi? Onun böyle yanına kola koyacaksın, bira koyacaksın, çay koyacaksın. Anladın mı? Şurada böyle besleyeceksin, tamam mı? Sigarasını vereceksin. En iyi pişirsin. Ve asla motivasyonu düşürmeyeceksin. Düşürmeyeceksin. Aynen. O mesela bir tane yandı mı? Et. Şey diyeceksin. Bir tane de yanar abi, süper yapmışsın. Bütün Türk milleti birlik oldu, bu mangalcılara giriyor. Sen bildin mi? Evet, kandırıyor, çok saldırı var ya. Hayır abi, şeyden işte, kandırıyor bu şekilde. Kimse konuşmaz bu konuyu. Mangalcılar gerizekli, enayi yerine konuluyor. Aynen aslında. Aynen. O adam çok güzel bir şey yaptığını söylüyor. Parklarda sanıyor. Falan tamamen yasaklanmış mangal. Hareket doğru, yakıyorlardı parkları. Külleri bırakıyorlardı, iyi hareket bence de, lazım değil. Teşekkürler devletimiz. Ali Yerlikaya. Buradan yeni bakanımız. Buradan bu kararı alan herkese teşekkür ediyorum. Kolluk kuvvetine. Külleri yerlere atıyorlardı, olmaz. Oğlum masa 25'in siparişlerini hazırladınız mı? Gel bunlara, bunları götür. Bunları götürün. Abi programın hostu benim ya. Izgarayı ben yapmamam lazım. Yanlış anlamayın da. Kanka sana kimse yapmıyor ki. Olur mu abi, millet aç ya. Nasıl yani? Sen onu bırak. Geldi hocam adam. Yok ki, ben yaparım. Beyler ben yapıyorum işte, niye kaldınız? Espri bunlar. Abi programa giden espri ya.
YouTuber'ız oğlum biz. YouTuber'ız. 10 tanenin 9'u yalan lan. Fırça atıyor espriye. Espriye bak. Komiklik yok. Kanka sen espri yapma ya. Ya bir kilo et yedi ondan sonra söyle bir de. Siz yapın be abi. Ne de olsa Twitter'da 90 bin takipçim var. Veli güldür bize. Biz yaparız dayı. Bizim işimiz bu ya. Sen işine bak biz de işimize bakalım. Abi bu adam makara, espri, geyik. Bunlar senin işlerin değil mi abi? O işler bize, kendisi de bize evet, öğrendi. Evet. Kamera açık diye söylemiyorum. Ben yok kamerayla alakalı bir şey değil. Ben Cihat'a hep diyordum. Senin espri yapacağını ölmeden inşallah görürüz güzel bir espri. Ama hep sinirleniyor. Ne diyorsun ya? Ha bak bu yedi. Oğlum sen kaç saattir pizola yiyorsun ya? Biz yarım yedik bir kadar. Hayır oğlum. Şaka mı bu ya? Adam kasayı fena doldurmuş ya. Ya beyler yapmayın. Kamera orada önümde ya. Bir tane yedim bu. Kamerayı diyorsunuz ya. Kanka pirzola, hepsi pirzola olabilirmiş. Güzel. Tamam, ben de aynı şekilde konuştum. Biz şimdi Fevzi ile buraya sizden 2 saat önce geldik değil mi? Evet. Bir dakika, bir dakika dur. Siz bizi kamerayla aradın ya. Bir dakika. Evet. Ben hiç müdahale etmeyeceğim. Sen anlat, istediğin kadar yalan söyleyebilirsin. Sen anlattıktan sonra sen ben anlatacağım. Sen şu an müdahale edip manipüle ettin. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Manipüle ediyor ama. Neresi manipüle? Ben manipüle yalan söyledim. Ben manipüle olmadım. Tamam. İlk siparişi söylüyorum. Kanka bizi çocuk yerine koyuyor, biz anlamayacağız. Ben ilkinde dedim ki... Ben abi, mi? Daha bir şey söylemedim. Etten devam edelim, full pirzola tarzı gidelim. Klas olur dedim. Bir kere bana bu pirzola hangisi dedi, bu bir. Bu bir ilk kriz bu. Yakışmadı. Şaka bulamıyor. Yakıştı. Bulamıyor, galiba yukarıdan... Abi, bak. Dur anlatsın değil mi? Şey yine hocam, dana etinden kuzuyu seç dedim. Pirzola kuzulu olur dedi, tamam mı? Haberi yok. Kuzuyu seçti. Neyse pirzolayı bulduk, işaretledi. Aa, üstüne kasap köfteyi işaretledi. Tavuğa gitti beyaz ete. Orada. Aa, ondan ya. Abi çok hızlı bir şekilde geçiyordu. Benim kafada bir adam varmış. Oğlum, ortamda. Oğlum bak oğlum dedi ki tavuk eti inanılmaz ucuzmuş. Millet neye isyan ediyor? Dedim mi demedim mi? Dedim. Tamam. Etten tamam. Geldiğin için çok var. Bir dakika kaç para? Yani. 70 lira falan ne? Nasıl? Valla. Kaç kilo? Yarım bir kilo falan var. Yarım kiloydu. Bir kilo şu an tavuk. Bir kilo olsan oraya yarım olsun. Tamam. Neyse. Girdi siparişi söylüyorum size. Siyah sohbete girme. 1,5 kilo. 1,5 kilo yoğun soslu tavuk kanat. 1 kilo da tavuk pirzola. Çok kötüymüş ya. Bir dakika. Bunu girdi. Üstüne de bizim kuzu pirzolaya girdi. Bir de köfte girdi. Bu 4 ürün. Siparişi verdi. Sistem izin vermiyor. Adam orada bilgisayar başında kafayı yemiştir. O siparişi görünce. Sistem izin vermiyor. Sistemi de... Dedim ki... Böyle basıyor. Bu baskı. Bu ne ya? Adam delirmiştir orada. Neyse sonra o sistem izin vermiyor. Ben dedim ki mekanla alakalıdır. Mekanı arayıp dedi ki benim siparişlerimi bana yollayın kapıda ödeyeceğim. Adam istemiyor. Getirmiyorum. Motorum yok diyor. Adam kabul etmiyor abi. Neyi zorluyorsun? Sonra diğer mekana girdi ikinci. Bu sefer ikinci mekanda aynı siparişi oluşturmaya çalışıyor. Soslu kanat yok o mekanda. Anlat, bitti mi? Oradan sonra bu söylediğimiz yere geçtik. Evet, diğer firmaya mı kaldınız yani? Evet, o istediği aynen. Kanat yoktu orada. Hayır. Soslu kanat. Evet, köfte 2 kiloya çıkardı. Ne abi? Doğru söyleyeceğim. Hiçbir şekilde bunu arttırmadı yani. Doğru söyleyeceğime namus ve şerefim üzerine yemin ederim tamam. Öncelikle. Söylediği birinci mekana girdik. Tamam mı? Birinci mekanda 1 kilo şunun etli haliyle pirzola. Başladık. Yenmemiş haliyle. 1 kilo bundan ekledik pirzola. 1 kilo o yuvarlak etten ekledik. Hayır. Ha, pardon o yoktu orada. 1 kilo köfte ekledik. Tavuk kısmına bastım. Hani etler alındı artık. Tavuk kısmına bastım dedi ki soslu tavuk akar lan dedi. Dedim ki tamam dedim ha. Namus ver. Adam seni dinledi. Namus ver. Şerefim üzerine yemin ederim. Sen? Dur. Ben seni bölmedim ben. Ben ona iftira attım mı? Adam seni dinledi. Nasıl dinleyebilirim? Senin söylediklerin benim. Bir sus tartışma kültürünü bozma. Bak şimdi sen. Anlat. Sen şimdi anlattın ben müdahale etmedim. Şimdi ben tam tersini anlatıyorum ya. Sen de bana iftira attın. Tamam. Deniyorum. Dinliyorum abi. Mantıken. Mantıken öyle olur. Dedi ki soslu kanat akar lan dedi böyle bana baktı. Ben de tık yaptım. +1 yaptım. 1 kiloyu. Tamam. Sonra ilk siparişimizi anlatıyorum. 1 kilo bunun etli hali. Adı ne? Pirzola. 1 kilo köfte. Kasap köfte. Kasap köfteyi de ben seçtim. Başka bir köfte seçmişti. Ona eksi yaptık. Kasap köfteyi seçtim. Dedi ki kasap köfte daha iyi olur dedik. Ondan sonra bunu beraber karar verdik. Ama ben gösterdim. 1 kilo tavuk, soslu tavuk ve gayet güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. 1 kilo da neydi? Tavuk pirzola. Onu ben... Tavuk pirzola. Bununla ilgili bana bir şey diyemezsin. Yok, tavuk pirzolayı ben söyledim.
Dedim ki kemiklisi. Bütün elementlerden yağlı. Dedim birer tane olsun, birer kilo herkes yarmışar kilo et yesin dedim. 250 125 vatandaş gram et yesin kafası. Vatandaş et yesin 125 gram da tavuk yesin dedim. Tamam. Orada tavuğun fiyatları hakkında birkaç söyleşide bulunduk. Sonra sipariş kabul edilmeyince yeni restoranta geçtik, yeni mekana. Yeni mekandan ben bunu 1,5 kilo yaptım. Dedi ki abi benim zorumla ya benim zorumla şu kapıda hatırlıyor musun ya? Bir dakika. Benim zorumla kapıda yaptın. Dedim ki pirzolayı arttır. Olmayınca fazlalar dedi ki 1,5 yapalım. Pirzolayı arttır diyorum. Bak ben pirzolaya yönlendiriyorum. Pirzolanın da şimdi tavuk yoktu orada. Bir dakika ya. Fiyatı aklını başından aldı onun. Hayır, bizim fiyatı gayet iyiydi. O hatta dedi ki köfteyi mi arttırsak? Köfte yattı bir kilo. Hatta orada ileri gidip vatana millete devlet. Bu adam şu anda ben biliyorum. Yaralı fark ettiniz değil mi? Nasıl alttan alttan? O konu başka. Bir dakika, virgül at. Ben şunu analiz yapayım çıkayım. 1000 lirası yakılmış bahiste Fevzi tarafından. Öfkeli bir insan görüyorum. Ve onunla bir saattir mutfakta yarenlik yapan bir adam var. Bunlar bozacı şıracı denkleminden çıkamaz şu an. Çıkamaz, mümkün değil ve hocam, üstüne bir de şunu ekliyor. Hocam ben sana üstüne bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Üstüne bir şey siparişler geldi. Bir dakika, bir şey oldu. Sipariş de geldi. Ye bir tane ya. Tamam, bir tane oğlum. Bir tane. Üstüne bir de şunu ekliyor Mali. Şey diyor ya ben bir şey demiyorum da diye giriyor konuya. Ya ben bir şey demiyorum da 1,5 kilo söyledi diyor. Anladın mı? Ya ben bir şey söylemedim tavuk söyledi. Neredeyse diyecek ki bütün tavuk söyledi. Elde kalır mısın tuvaletten sonra? İki mekanın arasındaki bir mekana girip oradaki fiyatlar hakkında yorumların. O siyaseti karıştırma. Fiyatlara gireceksek ben de farklı şeyler konuşurum. Neyse ikinci mekana girdik. İkinci mekanda tavuk olmadığı için 1,5 kilo. Bütün felsefe değişti mi? Sipariş felsefesi. Yok, evet. Sadece tavuk çıkartıldı. Hayır. Fakat peki sana tek bir soru soracağım. Soslu tavuğu görünce hangimiz daha çok yükseldik? Delikanlı gibi. Beyler ya. Bir dakika. Bu olay bizim geçen gün konuştuğumuz sucuk olayının benzeri. Sucuk yapalım deyince sen coşanla sendin yine. O menemen olayına. Yine sendin. Bir iki kere yanlışa düşüyorsun kanka. Düşüyorsun. Evet. Ve yaşanmamış gibi devam ediyorsun. Abi, beyler akarlan dediği anı. Bir şeyi kabul etme gerek. Fotoğraf etkileyiciydi. Soslu tavuğu. Kabul ederim. Ne diyorsun? Fotoğraf çok güzeldi. İyi mi? Fotoğraf çok güzeldi. Ben şeyi hayal ettim. Instagram'a bile konulur. O kadar iyiydi ya. Onun pişerkenki kokusunu bile aldım. Acayip de o. Yakışabilir miydi tavuk? Hatta siparişi veremedik ya. Sırf tavuk için üzüldük. Tavuk tamam çok güzel görünüyor. İkinci mekana girdik ya. Aklıma ne geldi? İkinci mekana girdik ya. Tavuk olmayan mekana. Soslu tavuk. Aha. Normal kanada girdim. Ne dedi biliyor musunuz? Lan soslu tavuk yok burada ya dedi. Söylemedim mi? Sucuklu menemen olayın aynısı. Yangını çıkaran bu abi. Ben ekliyorum. Eyvallah. Arkadaşlar soslu tavuk kanat sepete eklendi. Bakın anlatmıyor. Bu adam böyle bir... Hayır bir dakika. Hain. Hain. Ekledi. Bak eksik anlatmak farklı bir şey. Yalan söylemek başka bir şey. Doğru söyleyeceğime yemin ettim ben. Beyler bu bari bayramda yapmayın abi. Hocam ben dedim ki soslusuna okeyiz dedim ama soslusunu lütfen başımıza bela etme. Hemen eksi yapmadın mı onu sen ödeyince? Bir de benim diğer soslu tavuktaki olay şu. Tavuğun tek şeyi vardı hocam. Kanat. Önü. Arkası yok kanka. Vücut tarafı yok. Vücut tarafı yok. Bu tarafı var. Yukarı İyi tarafı kanka. O lades çıkan yer. Ha. Ben bunu kelebek söylemeyecektim. Söylemek zorunda kaldım. Tek kelebek. Soslu tavuğu... Yine mi mahalur bu ya? Soslu tavuğu... Söylemek zorunda kaldım. Niye zorunda kaldım? Yeni mekanda soslu tavuk yoktu. Çok üzüldü dedi ki ulan burada soslu tavuk yok dedi. Sırf üzülmesin gönlü olsun diye tavuğu ekledim. Hiç istemeyerek. Sossuzu o kadar iğrenç duruyordu ki yalan mı? Çok kötü duruyordu. Onu ben bilemem. Fotoğrafı yani. İçini mi okuyacağım ben? Fotoğrafı kötüydü. Ben sen üzülme diye ekledin onu. Yemin ederim ondan ekledim. Ya kanka sen tavuğa yönelen sensin. Sen etin çeşitlerini bile bilmiyorsun. Beyler bir şey söyleyeceğim. Mangalda tavuk bu insanları gördükçe iyi ki 100 yıl önce yoktu bunlar. Dur bak. Bir dakika. Cumhuriyet'in arkadaşlar, kuruluşuna engel oldular. Beyler. Cumhuriyet'in kurulduğu masada hocam, şu ikisinin olduğunu ister. Hocam boş. Atatürk şey diyecekti. Hocam ben bir şey söyleyeceğim. kendini ele veriyordu. Konuştunuz. Mangalda tavuk dedi. Mangalda tavuk olur mu? Beyler yapmayın. Bakın. Bir dakika. Ben tamam. Olay cırına beyler çıktı. Şimdi bizi izleyen arkadaşlara soruyorum. Mangalda tavuk olur mu olmaz mı? Ya olur da et tercihimiz. Bazen olur. Et mangalda nasıl ya? Mangalda tavuğun 50 türü olur. Evet hocam, abi. Mangalda et tercihimdir olayı değil mi abi? Bu millete et deyince önce tavuk aklına gelir. Bizim millete. Çok yapmayın bunları. Bu çok güzel. En kral sosyolojik yapamaz bu analizi. Kameralar oynuyor. En kral filozof yapamaz. Doğru söylüyor. İlber Ortaylı yapamaz. Yapamaz. Ne anlamı? Söylesene be. İlber Ortaylı gibi.
Bu millete... Tavuk kanadı manga. Dilberay. Bak yemin ederim. Ya bak, bu arada tavuk, tavuk kanat da giderdi burada. Bu en izleyenlere söylüyorum. Giderdi. Et deyince çok uzun bir süre aklımıza beyaz et geldi. Abi zaten adam i̇şte etleri çeşitlerini bayağı... bilmiyordu ki. Ben direkt beyaza geçti. Ben sana çok büyük bir iddia adamım değil mi? Dinle. Dur ben bir şey söyleyeyim. Ben sana, ben sana çok bu ülkede tavuk diye bir hayvan dünyada olmasaydı bu ülkenin şu an yerinde İngiltere vardı. Ya abartma. Manda olmuştu. Yanlış mıyım? Manda mı var? Nasıl yani? Ya onu... O olay başka bir konu. O başka konu. O başka program konusu. Bu ülkede etin üstüne yazılan bir şarkı yok fakat tavuğa var. Tavuklarım pişen diyor. Kadın çünkü o evlerde tavuk pişirilir. Et ikinci plandadır abi. Et yani peki sen konusu geçmez. Sen bir şeyi kabul ediyor musun? Etle, beyaz etle kırmızı et menüleri vardı ya. Beyaz ete girdiğinde sanki böyle evine girmiş gibi hissettin. Ben buna, çok tanıdık ben buna, sana. Ben buna itiraz ediyorum abi. Kırsalda siyah ete ulaşım daha kolaydır her zaman. Siyah et. sucuk falan mı? Bu aşağı. Herhalde siyah et. O Fevzi'nin yaktığı sucuk. Hayır abi o köylerde tarlaya gitmeden önce adamlar şey gittikten sonra pilavı lan eti beraber kaşlayıp yiyor her gün. Onu diyorum. Beyler. Köylü insanın kırmızı ete ulaşımı kasabada tavuk daha yüksektir. Efendim. Şimdi son 20 yılda nasıl yani? Son 20 yılda yani? Köydeki insanlar siyah eti tüketmemeye başladı. Siyah. Çünkü altın değerinde bir şey oldu o. Tamam pahalandı. Koyun şey siyah et mali mi? Tosunlar efendime söyleyeyim inekler 50 milyon ne yeni parayla. 50 milyardan başlıyor. Sen daha geçemedin mi? Yok. Bunun 6-0'ını fırına atsın biri. O yüzden orada da daha çok tavuk tüketir. Onlar bizden daha iyi tanırlar kırmızı eti. Orada özel günlerde koç keserler mesela. Kesinlikle. Değil mi? Kırmızı et değil mesela mi? Mesela düğünde. Evet keserler. Bir şey diyeceğim sana ben. Kırmızı et ha siyah değil. Kırmızı et. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Siyah dana eti. Şimdi mesela başka bir yere atlayayım buradan. Madem açtın konuyu. Köy yerinde et birkaç şekilde yapılır sadece. Mesela bu steaklerle falan biz yeni tanıştık. Kavurma tek şekil. Kavurma genelde. İki de değil. Genelde biridir. Hocam steaklerle Fevzi'nin tanışması gerçekleşmemiş bence. Bugün oldu. Bugün şimdi, tanıştı daha adam steakle. Mesela ben onu doğru kullanım olarak görüyorum. Sadece kavurma yapmayı. Beyler. Ciddi söylüyorum kesinlikle. Ya. Kesinlikle. Değil mi? Kafanda her şey niyet. Kavurma yiyeceğim diyorsun. Siz bugün ne yiyeceğim diye düşündünüz? Evet abi ben mesela kavurma olsa burada tencere yani kaynasa. Tencere kaynasa bir kavurma. Nasıl yani? Kavurmayla pilavı yiyeceğim diye fokus olurdum ben. Evet abi. Ben sen şu an ne yiyeceğim diye oturdun masaya? Abi ızgara barbekü yapacağız diye oturduk. Beynim buna yani ne nasıl bir tepki? Ben olmuyor. Karıştı yani, benim kafam olmuyor. Doğru. Yani ne yiyeceksin? Yani. Yani. Izgara barbekü yani. Izgara barbekü yiyeceksen ha orada git yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Doğru olay oydu. Tamam. Abi bir de kaç milyon yıllık işleyen sistem adam köyde hayvanı kesiyor kavurma yapıyor. Haşlama. Abi kavurma işte haşlaması. Ben sana olayı söyleyeyim mi? Bu köyünün milletine felaket bir bilenme var. Ne yapsa tersini yapmaya çalışıyorlar. Ama olay önce köylülerin yaptığı şeyin tersini yaparak modern gözüküp sonra köylülerin yaptığını yaparak geri aynı yere gelip. Şey otantik. Köy kahvaltısı. Organik. Köy kahvaltısı. Gel güzel yakalım. Köy kahvaltısı. Köy kahvaltısının çıkış noktası budur. Aynen. Tabii önce oraya gidip sonra oraya geliyor. Adam diyor ki önce onu pisleyip. O konuda bak, haklı. Doğru, ben mesela deli gibi organik şey arıyorum Instagram'da. Köyden gelen bunu şeyler. Bunu sokmuşlar işte olaya. Aynen ben girdim bunu senin götürmüş geri getirmişler. Gezdiren ona haberi yok. Aynen. Şimdi bir şey diyeceğim. Organik adam şey yazmış. Organik kuru fasulye kavurma yazmış. O köylünün yediği şey aslında. Değil mi? Evet aynen öyle. Biliyor. Aynen. O görünce gülüyor hatta. Beni söylemiyor. Bu ne diyor? Köylü çıktı. Abi bu nedir oğlum? Son yıllarda olan bir şey ya bu steak mesela. 20 sene önce 30 senede de vardı ama muhtemelen en zenginler. Sabancı falan yiyebiliyor sadece. Değil mi? Ben şey hatırlıyorum. Küçükken sofraya giren tek et haşlamayı koyayım. Ve kavurma etti. Evet. Ya da sadece kemikti. Cemeğin içinde. Ha doğru. Valla öyle bir şey satılıyordu ben hatırlıyorum. Tadını tatsın. Kemik satılıyordu. Lezzet atsın içine. Yemin ederim kemik satılıyordu ya. Et tadı katsın diyorlar. Kemik tadı vardı ama. biliyorum doğru söylüyor. Kaynatıyorlardı. Evet. Kemik satılıyordu. Gidip alıyordum ben 2 liralık kemik alıyordum. Yemin ederim ya. Yeme mi atıyorsun? He. Tabii. O günlerden geldi sen. Sonra et dedik sen mi? Sen o günlerden mi geldin? Et dedik diye geziyor muydun sen? Evet sevgili... 11 dakika var.
11 dakika, dakikada 2 miydi senin? Dakikada 2. 22 espri bekliyoruz. Bakalım sayaç koy buna Ömer. Ben bir girizgah yapıyorum. Bir dakika. Dur hocam, bir espri yaptın da var 21 lazım. Adamın dakikası yok. Devam et oğlum. Son 10 saniye 2 tane yaparım. Tamam. bunu da espri saydık. Bilmiyorum. Şimdi Ali Gibi maçın değişik bir bölümü oldu. Böyle ekipçe beraber yemek yiyip içtik. Emre bizimle, Emre Namoğlu, Ali Cem Şimşek, Mali Soyad. Mali Puç. Efendim, Kuzu, Mert Karabacak. Bir de biz bu dört ekip var. Füze, benim kardeşim biliyorsunuz. Bu da Fevzi, Veli'nin kardeşi sayılır. Bugün değişik bir bölüm yaptık. Maça gittik, olaylı bir maçtı. Dur ya, ben böyle konsantre olamıyorum. Bir dakika, kronometre başlatacağım. Son 10 saniye geldim. Espri yapacaksın. Olaylı bir maç geçirdik. Maçın sonunda Serkan'la buluştuk. Serkan bizi çağırdı. Çok karışık bölüm. Kaç tane olay var işin içinde bilmiyorum. İnşallah bunları Mert iki şişe viskiden sonra kurgulayacak. Şimdi de bir final yapacağız. Şimdi başlıyor. Bir şey daha sorabilir miyim? Adam girizgah yapıyordu. Bir şey daha sorabilir miyim? Füze. Sorabilir miyim? Ya espri mi? Sorabilir miyim? Son, mesela sen 11'de 22 dedin ya. Son 11'de... Bunu seyirci iyi geçmedi. Bu olayı bir seyirciye bir açıklayın önce. Bu muhabbet 11 seyirciye geçmedi. 11 dakikalık alanımız kaldı. Önce süremiz. Bir seyirciye geçin. Ondan sonra ben... Seyirciye geçin. Fevzi'nin yeni başladığı... Son 2-3 senedir hatta. 2 sene, ben dün gördüm o tweet'i. 2 senedir yaptığı bir olay var. Dakikada 2 espri olayına geçmiş. Şimdi 11 dakika kaldığı için 22 espri yapması lazım. 1 şu an. Sayaç var. Mert sayaç koyacak. 21 espri. Tamam. 1 espri yaptı az önce. 21 esprim var yayın kapanana kadar. SD kart bitecek. Burada mesela son 5 dakika hiç konuşamadın. Son 5 dakika kaldı. Yardırıyor musun? 22 tamamlayana kadar. Ya keyfime bakarım. Bunu sayma, bu espri değil. Bu değil abi. Böyle her şeye gülerseniz adam coşar. Yok, ben espri belirleme şeyiyim, kurumum. Tamam. Kabul. Tamam. Peki bu kaç espri sayılırsa hepsi kalın bir. Ben senin yanına mı işe gireceğim? Hayır. Bu espri. Espri 2 oldu. 2 oldu. Evet. Ne yapayım, böyle susarsanız nasıl espri yapayım ben? Ha. Güzel bir yemek yedik. Bunda ne? Tamam. Ortada da tatlımız var. Tatlı yiyoruz şu an. Son 10 dakikası kaldı. Biz bu arkadaşları bugün çok bekledik abi. Bizi beklettiler. Burada da... Kanka daha ilginç şeyler bahsetti. Dakika biteceğim. Adama esprilik bir alan yaratmam gerekiyor. Evet, esprilik. Bende tıkanma olmadı, sizde tıkanma oldu olay başlayınca. Fark ettiniz mi? Ben sana güzel bir konu açayım o zaman. Siz bizi burada beklediniz. Benim espri hanem yapma. Ama şimdi Cem Yılmaz sahneye çıkıyor. Bir şey söylüyor mu kimse? Hayır. Cem Yılmaz önceden yazıyor ama. Nasıl yani? Cem Yılmaz önceden yazıyor onlara. Kanka sen ne kadar tatlıydın ya. Sen de ne kadar tatlısın ya. Bu sayılmaz. Bunlara düş. Hayır, bunlara düşecek. Üçse ikiye düşecek. Hayır abi. Hayır, bu adamın dakikada iki eksiği. Hayır, eksiğisin. Bırak köpek eksiğisin. Bırak köpek eksiğisin ya. Bu köpeği lan. Beyler bir dakika, böyle saldırı altında değil ama benimki. Düzgün insanların olduğu masada. Ben kalkıyorum. Benim espri iki oldu. Espri düzgün masalarda mı? Beyler bir dakika, ben şimdi seyirciye bu olayı anlatıyorum. Bu espri konusu, dakikada iki espri konusunda ben iki sene önce başlattım ve bunu da iddialıyım. Fakat Veli bunu söyledikten sonra size bir haller oldu. Size bir şey oldu oğlum. Ben akış bozuldu. Evet, ben strese girmedim. Size bir şey oldu. Doğru. Yok abi, ben hiç stresli değilim ya. Abi ne alaka ya? Ben stresli değilim abi. Ben iyiyim. Abi gayet normalim. Ama ben normalim. O hocanın evindeki sucuk konusu açıldı. Az önce konuşmamış mıydık bunu? Abi onu Agim'de de konuştuk. Konuşulmayan bir şey açıldı. Acaba bir Fatih Altaylı konuşmadı bunu. Badem Ezbis'ten açıldı. Beyler bu arada ciddiyim ha, muhabbet normal devam etsin, dakikada en az iki. Ya yok, yapıyor, doğru söylüyor. Ama muhabbet normal yapıyor. Devam etmez. Siz beni şeye çevirdiniz, mikrofon tutuyorsunuz ama. Ama ben böyle yapıyorum. Kanka öyle götürürsen kimin çayı ne olduğunu anlayamazsın ama. Burada millet... Sanırım ona önem vermeden girdi ha. Sen demeyecektin. Kendinkini garanti altına alıp götürecektin, ben seni anladım. Bütün gece milleti öpüştüreceğim. Şöyle yapalım. Sağa doğru ben. Tamam ha. Bu sensin. Bu sensin. Hayır. Oturma düzenine göre koyuyoruz. Evet abi. Hayır abi, karışmasın ya. Milletin karışmasın abi. Milletin dudaklarını çakıştırmayın ya. Hayır, bu niye tartışılıyor ki? Yani evet. Doğru abi, bu niye tartışılıyor? Kanka bu tartışması gerekmeyen bir konu yani. Çok sert çıktı. Şu şeyi anlat ya. Harbiden merak ediyorum, ben ciddi soruyorum. Nedir durum sokakta falan, yolda? En garip nerede çıkıyor mesela millet karşına? Ha benim mi? Aynen. Benim olay işi bambaşka bir seviyeye geçti ya. Şey oluyor. Mesela bugün taksiye binecektim. Aşağı indim. Şeye, sahile indim. Orada taksi yoktu. Ne oldu lan? Evet, devam et. Taksiye binecektim. Arkamı döndüğümde birinin kesin gelip fotoğraf çekileceğine emindim mesela. Çekildi bir mi? Bir tane çocukla kız geldi. Fotoğraf çekildiler. Sonra ben de onlardan bayrağı aldım. Ben de kamaç tatlı fotoğrafı çekildim.
Onu koyarız oraya. Ben de sen onu nerede çekildin, kim çekti diye işte düşündüm. Ben inerken, merak ettim. Evet, merak ettim. Tek başına. Baktım dedim bayrakla da ben çekeyim o zaman dedim. Ben de bayrakla çekildim. Yani olay şu an şey seviyesinde. Ya bu adamı nasıl tanımazsın? Peki sana bir soru soruyor. Yanındakileri mi soruyor? Ama yarısı da tanımıyor. Türkiye'deki kimle hangisi aynı seviyesindesindir? Diyeyim. Tanınırlık olarak evet, mı? Evet. Saatçi olarak mı diyorsun? Yani fark hiç fark etmez. Herkesin bileceği bir yani ya mesela İzzet Altınbaş. Bir dakika, bence benim bundan önce bir dakika dur. Benim bundan önce bir esprim şey esprim diyorum. Tespitim var. Tespitim var. Şimdi sen şimdi Türkiye'de ünlü insanlar var ya ama orijinal ünlüler var. Murat Boz falan. Tarkan işte Veli Yaki. İşte böyle bunun gibi yani orijinal ünlü. Muazzez Ersoy falan. Şimdi bu insanlar sokakta yok. Çoğunlukla. Ya yani varsa da işte Arap Kipçak, Nişantaşı, Cihangir falan filan. Sen? Devam edeyim. Ben şu an... Al şunu. Ben nerede? Sanırım onların sokağa çıkan haliyim muamelesi yapılıyorum. Sen dışarı çıkan en ünlü insan dışarı çıkan en ünlü insansın. Halkın içinde. Hocam seviye halkın olarak halkın içinde görmek istedikleri o tanıyanlar oralara girme. Seni öven bir şeye girme. Başka bir tespit yapıyorum. Tanınma seviyesi olarak seninkiyle aynı tanınma abi. Seviyesi bu olarak çok yüksek. Adam ama hocam adam metrobüsle falan gezdiği için Nihat Doğan'la aynı seviye der misin? Nihat Doğan. Hayır. Adam Nihat Doğan'dan çok olabilir. Adamın yaptığı şeyler bir buçuk senedir Doğan'ın zamanları starı kaldı. Ama şu an için ben bir şey demiştim. Bu adama gıcık olup işte eski maziden insan falan bu adamı görmemesi için modemi falan kırması lazım. Modemi kırsa bile yine görür. Ev yanında bir arkadaşı izletir. Ottüller şeyle geziyor. Pankartla geziyor. Modemi kıran adam ottü şeyinde. Başka bir Tibet'e gitmesi lazım. Keşiş tarzı. Bunu görmemesi için. O yüzden o da globalde de var. Var. Globalde de çıktı. Ama Tibet'te internet şey, yok. şey var ya. Tibet'te dağda internet yok. Şimdi bak Sen dışarı çıkan, sokağa çıkan yani insanın içine karışan en ünlü insansın. Benim analizim bu. Mesela Edis oraya çıkmıyor. Sokakta yok onlar. Ne işi var hocam sokakta? Edis'i ben görüyorum. Benim problemim ben sokağa çıkmak olabilir mi? Hayır, senin problemin senin problemin şu. O adamlarla aynı seviyede para kazanmıyorsun. Bir dakika. O yüzden sokaktasın. Sen aynı sen sebep. Metrobüste ne işin var abi? Aynı sebep. Yani, tamam işte yani. İlk önce senin sokaktan mı çıkman lazım? İlk önce para mı kazanman para lazım? Para kazanması. Para kazanması. Ya da milletin mi senin evine gelmesi lazım? Sokakta görünmez hocam zaten. İlk önce sokağa çıkmasam aç kalırım. Bir dakika sokağa çıkmadan para kazanamazsın bir kere. Sokağa çıkmadan para kazanamam. Tamam. Evet. Ama para kazanırsan çok para. Sokağa çıkar mıyım? Sokağa çıkar mısın? Yani o sokağa çıkar mısın diyoruz biz. Sokaktan kastım sosyolojik kavram olarak yani sokak. Kanka bu para bulsun sokağa falan çıkmaz, evet. Arabadan inmez. Yani gözükmez bu yani. Evet. Sallıyor kanka. Gözükmezsin kanka. İyi de sen sokağa bir yerden bir yere ulaşmak için çıkmıyor musun? Evet. Paran olduğu zaman o lojistiği başka lüks bir şeyle görünmüyorsun. Yani aynen. Mesela yolda... O yüzden normal yani. Aynen öyle. Adam şöyle bir gezeyim, şurada bir şey varmış, şurada yollar bir şey gitmez yolda bugün yani. Fotoğraflarını çektirdiği bir iki kişi varmış ya. Onları görmezsin sen. Sen sirkeciye bağırat almaya gitmiyorsun. Aynen. Yok şöyle söyleyeyim yok. Genelde. Mesela bu örnek üstünden gideyim. Bugün ben mesela evden çıktığımda biraz fazla beklesem taksiye binebilirdim. Ben dedim ki bir aşağıya inin bakayım neler oluyor orada öyle binerim taksiye. Sen belki de o evde oturmayacaksın diyoruz biz de. Yok orada otururum kesin. Orada oturur kanka. Zaten orada para kazanmış halim. Adamın komşusu İsmail Türk. Hiç bir yer yani. Kanka sen oradan çık ya. Ciddi İsmail Türk mü? Oo iyiymiş. Peki sen ünlü de oldun mu? Bu da başka bir soru yani. Sen ünlü müsün? Adam mısın tarzı sormuyorum ama yanlış anlama. Bence ünlü. Ben şahit oldum. Sizce ünlü mü? Bu adamlar yabancı mesela yani. Sen bu bilmiyor bu, ama bu ama bu şeyi de bilmiyor yani bu hani Agüero'yu da bilmiyor. Sen tanımıyor musun? Agüero kim? Bak bilmiyor. Ha futbol diyor işte. Ya onu değerlendirmeyi alamayız. Hocam bu adam Agüero'yu da bilmiyor ya Feyzi de bilmiyor. Bu adam da bizim bilmediğimiz bir şeyleri biliyordur. Öyle zaten. Ne biliyor acaba işte? Onu kamerada söyleyemez. Şimdi bu adamlar Fevzi de Mert de biliyor. Emre mesela dışarıdan. 8 yıldır biliyormuş. O sayılmaz. Ünlü olmadan da biliyor. Doğru. Cevherken görmüş. O onun meziyeti. Ben de kötüyüm o iyi. Abi şimdi çok fazla o Reels'larda falan senin videoların üstüne yazı yazma olayı. Seni görmeyen insan yok abi Türkiye'de. Şöyle söyleyeyim soruyu cevaplıyorum. Bence ben ünlüyüm. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Ben ünlüyüm ben farkında değilim. Hiç değilim çünkü. Valla. Size oğlum kadın söylemedi mi bohçacığım? Yok ben bunu fark edemiyorum. Ciddi söylüyorum. Bu şaka değil. O muhtemelen, onu muhtemelen maddiyatla fark ediliyor galiba. Evet.
Anladın? Onu dedik oğlum aynı yere çıkıyorlar. Şimdi şu oluyor. Bence ünlülük şöyle bir şey. Yani şey anlamından bahsediyorum. Magazinsel ünlüden. Sen nereden biliyorsun o zaman? Magazinsel ünlüden bahsediyorum. Bence magazinsel ünlü denen kişiler yani işte Hadise falan var ya o tarz yani. Senin de içinde olduğunu sandığın ekip. O ekip. Orada şöyle bir şey var. Onlar mesela satın alma güçleri çok yüksek. Hocam bu adam. Bu sen hani işte hocam, tavuk mu alsak adam, et mi alsak ikileminde bir adamsın hala. Yanlış anlamazsanız. Hocam bu adam ünlülerin, o dediğin ünlülerin en ünsüzü, ünsüzlerin de en ünlüsü. Onu ben yaptım önceden. Ama bu eski bu, bir tespit. Bu çok arada. Eskidi. Ama busun sen bence. Hayır bu eskidi. O geçti. Bu adam sen şu an, yukarı geçtin mi? Bu adam şu an şeyi geçti yani mesela. Hani Berdan Mardini geçti. Kim mi? Berdan Mardini kim ya? Berdan Mardini. Nasıl yani? Sen Berna dedin. Berna değil. Berdan Mardini tamam. Var ya. Bu onu geçti mesela. Mesela geçemedi ilk, bence. İlk es- geçemez abi. İlk geçti. Adam ilk geçen gün bir pembe kıyafetle fotoğraf koydu. Herkes paylaştı. Öyle bir ben şey yok. Ben koysam beni de paylaşırlar. Ha, ilk, şöyle düşün. Hayır. Berdan Mardini. Şimdi ilk senin az önceki tespitinde Berdan Mardini'nin altında kalıyor bu adam. Yani, bence hala altında. Bence altındasın abi. Abi bir şey hocam Berdan Mardini'ye kafasına GoPro mu ne foto... Kamera var ya takın abi metrobüse bindirin. Berdan Mardin doğru örnek olmadı. Adam Survivor'a çağrıldı abi. Ne? Öyle dikkat çekiyor. Survivor'a çağrıldı. Ya hayır görünmeyen bir kamera koyun diyorum yani hani. Tamam başka örnek ver. Soruyu yanlış cevaplıyorsun sen. Sen Berdan Mardin'i senden daha çok dikkat çeker. Hayır abi çekmez ya. Berdan'ı al yürüt Taksim'de 3 kişi fotoğraf çektirir. Bu adamla yürü. Hocam sen deli misin? Yapmayın abi. Daha çok senin Berdan Mardin'den Robert Michael Jackson falan sanıyor bu adam. İlk tanım adam yok. Michael Jackson muhabbeti yapıyorsun sen. Robert Atomo'dan yüksek mi? Yüksek. Yüksek abi. Robert Atomo'yu şu an Türkiye'de 15-18-20 plus var bu adamda. Robert'de yok. Sen İlk İbrahim Tatlıses'in seviyesine gelmeye çalışmıyorsun bile şu an. Yok Allah korusun. Ben böyle iyiyim. Ya o başka bir şey. Orada asla yoksun. Ben açık arkadaşınım senin yani. Ya bunu söylemen benim böyle bir şey yok ki zaten. Kimse iddia etmiyordur bunu. Bitirelim yayını. Sonra siz kapatın sevgili konuklarımız. Adam ünsüzmüş abi niye kapatsın? Ben ne gözüküm ne değil. Buyurun. Bir gün eğer bana video izleme özelliği yüklenirse izleyeceğim video kesinlikle Agin videosudur. Harbiden arkadaşım olmasaydınız ben bu videoyu izleseydim. Bu videoların herhangi bir tanesini izleseydim, sizi de sevmeseydim, biraz daha abartıyorum, sizi de sevmeseydim, sallayacak bir şey bulamadığım için sinirlenirdim. Ve sallardın. Ve s**tin gitsin erlerdim, anladın mı? Argümansız sallardım, 2 saattir yaptığı gibi. O yüzden, bence harika bir program. Teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutur musun? Kanala abone olmayı unutmayın. Ulan, duygulandım ama Ege. Videoyu like'lıyoruz, sakın unutmayalım. Videoyu like'layalım. Programda güzel içeride tartışmalar var. O tartışmalar hakkında herkes yorum beyan etsin. Yorumları okuyoruz. Ben ızgara çoğunda... Izgara nasıl yapılır? Fevzi ünlü müdür? Ben atladım... Veli zengin midir ha? Benim atladığım kısımlar olmuş olabilir. Ben çoğunda sordum zaten bu sizce nasıl diye. Onun onları, yorumlara, aynen. Yorumları alalım. Girip okuyacağım. Bir iki tanesi seninle ilgili. Tamam sıkıntı yok. Mangalla. Bir sen de füze Fevzi mangalın erken sahasının gerginliği herkes yorumlasın. Gerek var mıydı ona? O doğru bir kavga mıydı? Çünkü oradan çok lezzetli bir yemek çıktı. Evet kavga. Tam onu diyecektim. Bu çatışma, lezzetli... bu çatışma kültürü de önemli ama çatışma lezzet katar. Bu Lezzeti engellemiş de olabilir. Bilemezsin. Köfte yandı mesela. Onu sucuk yandı. Onu sen yaktın hocam. O alakası yok. Sucuk yandı. Yok yediğimiz et belki daha güzel olacaktı. Bilemeyiz yani. Kendinize gerekli iyi bakın. Miydi? Kendinize iyi bakın. Yorum yapın. Kanala abone olun. Görüşmek üzere. Biz de bugün bu maceraya katılan yaklaşık 10 saattir tüm arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Makaraya sonraki... selamlar. Yangın yeri yapsana. Cumhuriyetimizin 100. yılı tekrardan kutlu olsun. Aynen öyle. Bugün bu programa gelene kadar bir sürü şeyle uğraştık. Kameralar yanımızda yoktu. Savaş gemileri vardı. Çok kısa, geldik. Çok kısa bir şey soracağım. Ben sabah kamerada sizin söyledim. Sizin programı izlediniz onu. Sabah kamerayı da söyledim. 100. yılın ayrı bir hissi oldu ya. Böyle 100 yıldır. Evet. Bu egemen bağımsız bir ülke. 75. yılda da olmuştu. Bilenler bilir. TC'nin çatısı sıcak geldi hocam böyle. Hocam o şeyi vardı onun. Bana o sabah oldu bu. Dedim ki niye böyle oluyor lan? Sonra dedim ki ha 100. yıl ondan oluyor. Ha, vücuduna bir şey mi geldi? TC çatısı sıcak geldi. TC çatısı çok sıcakmış gerçekten. Kasım ayında bu kadar sıcak olmasın. Kendinize iyi bakın. Yorumlar aşağıya. Vakara tayfa, boş tayfa. Selamlar. Bir dakika bu videonun izlenme rekoru kırması şart. En çok izlenmeyen rekor şey olması. Türkiye Trendler olması. Listesinde Şehinşah'tan sonra ikinci sıraya yerleşmek istiyoruz.
Şeyin şarttan niye sorar? Aa, şarkısı çıkacak. Yani biz de bir şarkı söyleyelim o zaman. Leyla, Leyla, bulamadım. Full flashback var lan.